Eko TV'den herkese merhaba. Güncel meselelerde Cübbeli Ahmet Hoca ile birlikteyiz. Sıcak başlıkları birlikte değerlendireceğiz. Programın ikinci bölümünde hayatın içinden konular ve özellikle de dini meselelere ilişkin sizlerden gelen bazı sorular var. Onları da hocamıza yönelteceğim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk efendim. Sağ olun, var olun. Hocam iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah afiyette daim etsin. İyi, iyi gördük, sağlıklı gördük ee, sizi. Yani işte dışı seni içi beni meselesi. Aman hocam, ee, iyi, sizi iyi olun da. Allah hepimizi iyi etsin, afiyet versin hepimize dinleyenlerimize de Amin. hayırlı, e, afiyetli, mutlu e, bir ömür sürmeleri nasip etsin. Amin hocam. Güzel bir duayla ile başladık ee, şimdi. Hayırla başladık. Hayırla başladık. Güncel meselelerle devam evet. edelim. Evet, şimdi efendim. hocam, bu haftanın en çok tartışılan konusu Kara Harp Okulu öğrencilerinin mezun evet. olan öğrencilerin daha doğrusu genç teğmenlerin bir grup teğmenin e, diyelim. E, yemin e, mezuniyet töreninin ardından e, bir yemin metni okumaları. Evet. Bu çok tartışılıyor. Evet. Kılıçlar çekildi. Evet. Mustafa Kemal'in askerleriyiz şeklinde sloganlar atıldı ve kamuoyunda çok derin bir tartışma başladı. Buna tepkiler de geldi. Onları da hatırlatayım. Öncelikle AK Parti sözcüsü Sayın Ömer Çelik konuyla ilgili şöyle bir açıklama yaptı. Ben en önemli kısmını kenara ayırıp hem izleyicilerimize aktaracağım hem de size görüşlerinizi almak için paylaşacağım sizinle. Sayın Çelik diyor ki Mustafa burada iki kötü niyetli konu var. İkiye ayırıyor bu tartışmayı. Bir, bir takım görüntülerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj verildi, hükümete mesaj verildi şeklinde konuşulması eski vesayet anlayışının diriltilmesi anlamına gelir diyor. Bu Bunu kötü olarak nitelendiriyor Sayın Çelik. İki, bir de bunlara cevap vereyim derken teğmenlere hakaret edilmesi bu da kabul edilemez diyor. Doğru. AK Parti sözcüsü Sayın Çelik'in açıklaması bu. MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamasından da önemli bir kısım paylaşayım. Sayın Bahçeli de diyor ki bu seneki mezuniyet töreninin resmi safhası tamamlandıktan Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte askeri ve sivil erkanın ayrılışından hemen sonra sayıları 300'ü geçen TM'nin kılıçlarını çekip bir başka yemini seslendirdikleri Nihayetinde bunun etrafında günlerdir mahsurlu ve bayağı polemiklerin üretildiği de çok açık bir gerçektir. Yemin gayesi nedir diye soruyor Sayın Bahçeli. Devamında da şöyle diyor. Kanuni yemin dışındaki yeminin üzeri Aziz Atatürk'le örtülmemeli ve gizlenmemelidir. Maceracı yaklaşımların, duygu tonu ağır basan adımların millet nezdinde rahatsızlıklar yaratacağı, spekülasyonlara yol açacağı, kuşkuları kamçılayacağı her türlü izahtan varestedir diyor Sayın Devlet Bahçeli. Bir de muhalefetin görüşlerini paylaşayım. Muhalefet partilerinde de ağırlıklı olarak Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Zafer Partisi gibi siyasi partiler teğmenlere yönelik, bu yemin metnini okuyan teğmenlere yönelik yapılan eleştirileri haksız buluyorlar. Onlara yönelik işte ağır sözlere karşı çıkıyorlar. Muhalefetin de görüşünü bu şekilde özetleyeyim. Size bırakıyorum sözü. Şimdi burada bir, iki türlü istismar ol tehlikesi. Ömer Çelik Beyefendi'nin beyanı ve çile. Teğmenlere hakaret edilmemeli. E, bu çok doğru bir şey. Yani hakaret edilmemeli. Onları renci edecek bir şey. Söylenmemeli. MHP'nin ben ilk zamanki açıklama Özdemir MHP Genel Başkan Yardımcısı, Genel Başkan Yardımcısı Sayın Özdemir. Yardımcısı, Sayın Özdemir. İlk açıklama ondan geldi. MHP'de e, ki hiyerarşi bildiğim için kendi kafasından en ufak bir açıklama yapanlara müdahale edildiği, işte Arzu Hanım'ın bu yüzden e, istifa ettiği göz önünde bulundurursak ki Arzu Hanım doğru bir şeyler yapmıştı. Patrikhane ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Devlet Bey'den de izin aldığını söylemişti. Halbuki yine de e, işte bizi bağlamıyor falan şeklinde açıklamalardan e, ne anladık? E, MHP'nin içinde e, çok e, başlık yok. Tek başlık var. Yani bir karar alınmadan, bir şeyde bir izin verilmeden falan bireysel konuşmalar e, ne yapmıyor? E, efendim, kabule şahin olmuyor. O da kendi iş disiplinleri icabıdır. Saygı duyuyorum. Burada da e, Sayın Özdemir'in e, açıklamalarından ben ilk başta bu usta merak ettiğim ilk açıklama onu gördüm. Muhalefetin yani açıklamaları beni çok inandırıcı e, yapmıyor. Çünkü yani bir taraftan Atatürkçülükten, bir taraftan milliyetçilikten, bir taraftan şundan bundan bahsediyorlar. Bir taraftan altı noktadan devletçiliği çıkaralım, bir taraftan DEM Partisi'ye yaklaşma, bir taraftan teröristlere falan e, yakınlaşma gibi şeyler olduğu için orada bir tezat ve tenakuzat e, çelişki görüyorum. Ondan dolayı oranın milli, bir Atatürk bağlılığı falan gibi konulardaki yaklaşımlarına yani işine gelince öyle, işine gelince böyle gibi gördüğüm için e, ben de o onların şeyi biraz istismar e, algısı çıkarıyor beynimde. Yani zaten Devlet Bey'de yani Atatürk istismar Devlet Bey'in veyahut Ömer Çelik Bey yani Atatürk istismarı Atatürk gün e, ismi anılarak onun üstünün örtülmesi bu bir şeylerin sayın gizlenmesi Devlet bunu. De, öze, sayın. Devlet Bey'in e, dolayısıyla e, burada her halükarda bir Atatürk istismarı var. Hangisinde? Genç. Muhalefette ha, muhalefette diyorsun. Muhalefette evet. Muhalefette böyle bir istismar görüyorum. Ee, i̇ktidarın yaklaşımı çok makul oldu. Yani yok bize siz hareket mi çektiniz bilmem ne. Bunlara soruşturma açsın ben öyle bir şeyler hiç gündeme gelmedi değil mi? Yok. Evet. Yani bir soruşturma söz konusu değil. E i̇şte ha, bunu istese tabii Tayyip Bey hükümet bunu açtırabilirdi. Çargının açık... işi o tabii ya, ki. De. Yani ama anladım da çünkü orada da muhatap var. Kime mesaj yani verildi deniyorsa. Bir şikayet deniyorsa, olsa. E tabii şimdi mesaj me üzerine. Demek yani ki mesaj belki. verildi. Kime mesaj verildi? Sana darbe yapacağız gibi bir mesaj verildiyse o muhatabı Cumhurbaşkanımız ya da re'sen soruşturma başlatabilir. Ba ba savcı. Tabii herhangi bir e yani savcı, savcı da ve başlatır ama olmadı öyle yani bir. Yani şey. hükümet o ağzı kullansa olurdu. E şimdi hükümet derse ki bu bize darbe mi yapıyorlar? Ya nedir bu ne biçim şey Hukuksuzluk falan bilmem ne. E bu tabii Böyle bir gündem çıkarılmaması e, ni, e, makul görüyorum Hükümetin de başarısı olarak güzel krizi e, bir kriz çıkarılma çalışıldı küçük bir suda bir fırtına e, koparılma işte. çalışılacaktı e, Tayyip Bey'in e, aklı Selim hareketleri e, ve hükümetin e, efendim güzel e, ne oldu panik yapmayan e, efendim şöyle güzel diyelim teenni ve sekinetle hareketini çok başarılı buluyorum. Ee, böyle bir fitne çıkmadı ama tabii e, teybene edilmemesi gerektiği vurgulandı. Sayın Özdemir'in de beyanıyla onlar işte bayra bayrağımızı, işte sancağımızı e, korumak için vazifededirler, namusumuzu koruyorlar. İşte şanını, vatanımızın şanını işte yüceltiyorlar. Onlar ...vazifelerini yapıyorlar, en şekilde yapacaklar falan... ...orada da bir zaten koruma zırhı vardı. Devlet Bey'in açıklamaları biraz manidar. O Yeni geldi, bugün o oldu herhalde. Evet. Çünkü ben onu bir iki, iki gün oldu falan... ...o Özdemir Bey'in şeyinden yorum yapacaktım, yapı, yaptım beynimde ama... ...şimdi Devlet Bey'in e, beyanatı e, biraz incelenmeye değer, e, biraz manidar. Yani e, direkt savunma da değil... Şey de değil ve tabak zaten yok askerimize. Ama şimdi bu resmi yeminin dışında diye bir tabir var burada. Onu Sayın Bahçeli vurguluyor. Özellikle. İşte vurguluyor. Ve bu bu kılıçların benim kılıçların çekilmesi şey... resmi törenin ardından gerçekleşiyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve askeri yetkililer gittikten kılıçların sonra... Kılıçların çekilmesi var. Kılıçların çekilmesinin görüntüleri yayınlandı eski evvelki tarihlerde Aa, evet. Tayyip Bey döneminde yine evet. birkaç kere olmuş işte Hulusi Paşa'nın döneminde yine olmuş kılıç çekilme şeyleri hareketleri ritüelde yani belki resmi bir şey olmasa da bu toplantı bittikten sonra kılıç çekilme hareketleri birkaç kere daha vakı olmuş böyle bir gündem olmamış. Burada herhalde onlar da bir sesli birinin öne geçip Komut veri gibi söylemesi, peşinden bütün teğmenler söylemesi gibi bir şey ilk oluyor gibi anladım. Haberlere göre. Çünkü ben bir iki tane kılıç şeyleri birbirine çakışmalarını gördüm. Metnin içeriği de çok tartışıldı. O da ayrı bir Şimdi tartışma. Zaten bu. resmi yemin diyor Devlet Bey. Şimdi oraya dikkat çekelim. Burada resmi yeminin dışına çıkıldığı anlaşılıyor. Devlet Bey'in bu sözünden. Resmi Sayın yem... Bahçeli öyle söylüyor. Yani resmi yeminin... Lafızlarda farklılık var. Bir. Bu bir e, ne diyorsunuz adına? E, usulsüzlük diyelim. Bir usulsüzlük olduğu anlaşılıyor. Bir usulçuzluk. E, yani buna ne diyorlar? Kural dışına çıkmak gibi bir şey. Askeriyeki disiplinin en ziyade e, yoğun olması gereken bir yer. Dolayısıyla orada öyle bir ima gör, görüyoruz. E, i̇kincisi Şimdi mesela Hulki Cevizoğlu gibi ulusalcıların dibi e, efendim e, milletvekili. Evet. Şu anda AK Parti'den bile zaten ilk milletvekili oldu. O da AK Parti'den oldu. Evet. Ama ulusalcı olduğunu e, Atatürkçü Atatürkçü o olduğunu ben de kendisiyle e, çok yayın. Yani e, bildiğimiz evet. bildiğimiz biri. O da şimdi mesela bir video çekmiş. Ben başka bir şey bakarken önüme geldi. Tabii ben öyle yanımda arkadaşlar olunca açabiliyorum, kapatabiliyorum da. Bugün ben de gördüm. E ya. Yani size kimin askeri olduğunuzu soran mı var gibi bir şey. Sonra çok şey yaptım ya. Bu hani izlensin diye tersten başlık yapıyorlar. İçerisi başka çıkıyor ya. Hulki Bey bunu mu demiş dedim ya. Der mi dedim bunu ya? Adam Atatürk'ün askerleri izleyene hareket mi çekti falan diye bir <laughs> dinledim yani. Baktım re, yani resmen hareket çekmiş. Nasıl ya, hareket çekmiş? Yani, yani şey te, te, terslik yapmış. Yani size söylediğini... demiş kim olduğunuzu soran mı var? Açacağım. Bilmem size bunu askeriyede de disiplin lazım. Bu disiplin dışına çıkmaktır. Kural tanımamaktır bir şeyler. Bayağı bir teğmenleri yaptığı hareketi zemmetmiş, zemmetmiş. E, dolayısıyla yani Atatürk'ün kesimde de bu ihtilafa düştü. Atatürkçülerde de ihtilafa düştü. Orada Devlet da... Bey'in zaten Atatürk'ün adı kullanılarak yani işte bu bir şeyler gizlenmesin, yok işte üstü örtülmesin beyanından da beyanından da bunu anlıyoruz. Yani Atatürkçü kesimin bir kısmında rahatsızlık olmuş burada. Rahatsızlık olmuş. Muhalefet mal bulmuş mağribi gibi zaten her şey atladığı gibi. Bayağı Atatürk'e karşımızı bilmem ne bizim hiçbir alakası olmuyor. Sen devlet beyi mi bunu konuşuyorsun? Veyahut da ceviz Cevizon'la mı konuşuyorsun yani bu lafı? Ee, kimin anır yani? Onların Atatürk şeyine rahatsız olduğuna mesela. Ama şimdi her şeyin yeri var demek istiyorlar onlar da. Ee, yani kural tanımak lazım, disiplinin dışına çıkmamak lazım. İşte yeminin bir resmiyetinin dışındaki kelimeleri telaffuz etmemek lazım gibi bir şey anlıyorum ben buradan. Çıkarımım bu. He konu çok por, derinlemesine tartışılıyor. Evet. şimdi yani Mustafa Kemal'in askerleriyiz ifadesinin siyasi bir bir şey var mı bunun? Resmi ait olduğunu Resmi, söyleyen var. Bunun tam aksini iddia yani eden işte var. Yani işte CHP mitinglerinde CHP'nin eski Tuncay Özkay Tuncay Özkan, Tuncay, o, Tuncay Özkan, Cumhuriyet, mitinglerin Cumhuriyet yani mitinglerinde, nelerinde 28 Şubatçıların kullandığı ağız, halkı bölen, e, insanları birbirine sokan Sokakta başörtülere bilmem nere saldırmaları başlatan bütün millet birbirine başörtülüye bilmem in arabandan bilmem zaten o zaman çok böyle Onu başört, başörtülü jeep'e binen, arabaya bilen çok zenginler o zaman 25 seneyi geçti. O zaman o kadar yoktu ama. yani şimdi var mı? Şimdi tabii daha fazla vardır ama bir markete bile giden bir çarşaflıya bir bilmem niye birilerinin saldıracağı ortamları çıkarttılar o ağızlarla. Biz o dönemin adamıyız. <laughs> Abisler, o, o dönemin hapse girmiş, gece, bedel anlıyorsun? ödemiş adamıyım ben. E şimdi muhalefetin e, istismar ettiği nokta, yok Atatürk'e mi karşımsınız bilmem ne misinize sokuyor. E şimdi karşında burada itiraz edenler, Hürki Cevizoğlu gibi, e, Devlet Bey gibi mesela şerh koyanlar, Veyahut da gayri resmi işler yapmamak lazım. Kuralların dışına çıkmamak lazım. Güzel nasihatler, öğütler vermek suretiyle askerimizi yıpratmadan kurumumuzu gözümüzün bebeği askeriyemiz. Dolayısıyla onlar da onu gözeterek. Hulki Bey biraz daha biraz ağır. Devlet Bey daha bir şey tabii. Zaten onun us, us, usulü üstü bu belli. E, dengeli bir şeyler var. Onun için yüzde yüz Onaylıyoruz e, şeklinde de e, yaklaşılamıyor bizim gibiler tarafından yüzde yüz onaylı. çünkü hukuk dışılık var bir memnulik var her yerde o zaman hukuk dışı bilmem e, benim kural harici e, laflar sözler ne diyorsunuz ona sloganlar her kurumda başlar bu da disiplinsizliği getirir açısından. Ayrışmayı, eletmeyi, ha, ha, ölünmeyi. Şey yapıyorum. E, teğmenlerin iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Hükümete muhtara verir gibi yaklaşmadıklarını, maksatlarının bu olmadığını düşünüyorum. E, ama bir yanlış olmuş olabilir. Kural hatası. Kural dışına çıkma hatası olabilir. Bunu da heyecanlarına... Ee, biraz daha devlet bey herhalde bir maceracılık tabirini mi kullandı? Sayın Bahçeli bir hani duygudan söz etti. Evet. Duygu tonu ağır basan adımların millet nezdinde rahatsızlıklar yaratabileceğini Yani belki de şurada etti ben etti, hani Sayın ben Bahçeli. rahatsız olmasam da birileri rahatsız olabilir. Er, milleti rahatsız etmeyelim gibi de bir mesaj o. Duygu tonu ağır basan. Evet. Yani, dedi. Yani ne demek istiyor? Bir hainlik, bir hıyanet, bir darbe ama darbeler bitmiştir. Darbeler bilmem ne yapmak isteyene falan o, o da var bugünkü tweetlerinde. Evet. Darbe Daha Uzun bir yazı. Yaptım. Yok uzun bir Tweet. Darbe aleyhine şey var. Yani öyle bir şey açıklama yapmış ki herkes isteyen malzeme istediği malzemeyi alabilir oradan. Ben en çarpıcı olan kısmını kenara ayırıp sordum size. Yani, yani orada. Şimdi şu var. Burada darbe kastedilmiyor. Yani bir muhtara verilmiyor gibi tezkiye de yapmamış. Darbelere kimse heveslenmesin, bitmiştir, gitmiştir falan bir de orayı da kapatıyor. Şimdi oradan orayı kapatıyor. Öbür taraftan duygu tonu yüksek falan demekle hissi davranma var. Ama Bir, bir an... hainlik yok yani Demek manası istiyor. çıkıyor. Ama bir yandan da maceracılık vuruyor. E, maceracılık yapıyor. da bize zarar getirir. Demek e, işte, istiyor. İşte kutuplaşmayı Demek. artırır. E, bir de askeriye karşı saygı ve güven en saygın kurum FETÖ mahvettiği için etti ama yine de elhamdülillah temizlendi. Bayağı bir temizlik sonucu e, asli hüviyetine ekseriyet itibariyle kriptolar her yerde vardır belki ama asli hüviyetine rucu etmesi hasebiyle yine göz bebeği işte halka sorulurdu. En güvendiğiniz kurum her zaman için en güvendiğimiz kurum reyinde askeriye çıkardı. Evet. Bizim çocukluğumuzdan beri bunlar yayınlanırdı halk şeyi. Evet. Dolayısıyla bu tabi FETÖ şeylerinde biraz zedelenmişti. Bayağı bir düşmüştü. Düşse bile hiçbir zaman elinin altına düşmediğini hatırlıyorum. Yani şeyden beynimde öyle geliyor bana. E ama şu anda yine o itibar tazelenmişken Askeriyenin işte siyasete karışmadığı, vatan muhafazası, teröristleri bitirme bu şeylerin de faaliyetlerini sürdürdüğü zaten bu asli vazifesi. E, Devlet Bey'in de demesinden şunu anlıyorum. E, yani halk bunları iyi karşılamıyor. Siz iyi niyetli olsanız da, duygusal davransanız da, biraz maceracı yaklaşırsanız böyle, Farklı kural dışıra, çıkabilir, he, çıkabilir, demek istiyor halk, aslında bunu göre. iyi görmüyor. Diyor. Yani farkında mısınız? Ee, hükümet muhatabı iken hükümet devlet bey kadar e, yani e, daha e, devlet bey kadar açık konuşmadı. Diye, diye anlıyorum ben. Daha bir temennemze hakaret bir, e, bir Orta gitti çünkü söyleyeyim. muhatabıydı. Evet. Devlet bey bunun direkt muhatabı olmadığı için e, orta yolu bulmak eee sağ duyu çalıştırmak, aklı selimi hareket ettirmek kabilinden olacak. Burada birkaç şeye dikkat çekerek siz duygusal davrandınız. Yani sizde bir hainlik, bir darbe çağırtkanlığı söz konusu değil. mesajı alıyorum ben. Ancak bunu birileri nasıl yorumlar bilmem ne. Birileri de muhalefet istismar eder. Oraya bir istismar malzemesi Atatürk'ü kullandırmayalım gibi bir mesele çıkıyor. Üçüncüsü halk bunu şey karşılar. O zaman ne olur? Halkın askeriyeye bakış açısı yani bunlar ne kendi kafasında kural dışı böyle şeyler yaptılar. Tayyip Bey, falan. Oradan bir güven bizim askere şu anda güveni daha çok artırmamız lazım. İç savaş dış savaş tehlikeleri olan bir ülkedeyiz. Her tarafı düşmanla sarılı bir ülkedeyiz. Dolayısıyla bölünme tehlikesi yaşayan ve sorunu diye ve hepsi dillendiriyor. Cumhurbaşkanı dillendiriyor yani bunu. Böyle bir ülkedeyiz. Askere güvenin ...en üst seviyede olup... E, ...asla zedelenmesine evet. sebebiyet verecek şeylerden... ...kaçınmalı diye anlıyorum. Ancak... ...bir üç, üçüncü yol... ...söyleyeyim. Bunun sebebiyeti bakımından ben de merak ettim. Bir... ...hocamıza sordu. Neyi sordunuz? Bu teminlerin, bu çıkışının... ...yani evvelce de bu kılıç şeyleri olmuş ama... komut ...biri komut verip öbürü takip ederek... ...böyle bir görüntü çıkmadı... ...geçmişlerde. Yani resmi yeminin dışında bir yemin şekliyle ha, kılıç çakıştırma olmuş. O var. Ha, oraya yatırgamıyoruz da. Bu burada bir ilk mi oldu? Yani bunun sebebi ne olabilir? Yani ee, hani Kime da, sordunuz? İşte bir Ankara'dan bir bu, bu işlerle ha, Bilen. haberi olan hatta askeri bazı öğretim kurumlarında ders veren. Ha, tamam yani bu bu evvelce ders vermiş. Evet. Evvelce, silahlı kuvvetlerinin yapısını iyi bilen. Yani Ders vermiş en azından bir akademisyen. Akademisyen. O akademisyenin de kendi direkt şu anda tabii ders veren biri değil, birkaç senele zaman vermiş ama, ama biliyor bu konuda. Biliyor derken mutlaka arkadaşları da var. Evet. E, i̇çeride de vazifeli. Ne dedi? E, şunu mantıklı buldu. Bunu belki hiç kimse dememiştir ve ilk ben söyleyeceğim. O da nedir? Şimdi Teğmenler şu baskının altında eziliyorlarmış. Bunu onlara ders verenlerin bilmesi doğal. Ne baskısının altında eziliyorlarmış? FETÖ gitti, METÖ geldi. Askeriyede tarikat ve cemaatler yine devam ediyor. FETÖ ihraç edilse de yerlerini başka tarikatlar aldı. İsimlerini şimdi sayma bir lüzum görmüyorum. Bunlar Bu tarikat siziliyor. ve cemaatler e, devamlı. Evet. Ben, açık oturumlarda şurada burada Bazı özellikle, muhalif yayınlarda muhaliflerde bir de özellikle eski iddialar. emekli paşalar var. Şey ne? Şey Albaydır, bir falan. Bunlar devamlı çıkıyorlar. Biliyorsunuz sözcüde bunlar bir tanesi şey görevli. Yani açıkta söylüyorlar sözcünün işte bir memle danışmanı diyorlar. Bir eski asker. Dolayısıyla bu eski askerlerin birçok kanalda e ee, özellikle muhalif kanallarda şu anda çok e, yorum e, yaptıklarını senelerdir görüyoruz. Peki bu yorumlar neye yol açıyormuş? Ha, o, o yorumlarda hoca ben göre, çok rastladım. Heh. Yani FETÖ temizlendi derken işte meto geliyor diye bir tabir kullanıyorlar. Başka bir tarikatlara, cemaatlere yol açılıyor askeriye de yol açılmış zaten varmışlar. Onlar atılmadılar falan bir şeyler ben de duydum birkaç kere. Askeriyeden veya Sivil CHP'li falan vesaire muhalif. Bunu zaten televizyonlar tamam, devamlı bu söyleniyor. muhalif kanallarda söyleniyor. E, e, tamam işte evet. bu da bu üst teğmenleri, teğmenlerimizi. E, Basfı, bunlar da bizim altına yavrularımız. Altına. Yaşları 22 falanmış. Ben biraz daha 30 falan zannediyorum hani teğmen olana kadar. Zaten Kara harbi Okulu. Yani işte 21-22 yaşlarmış evet. yani yaşları. Benim 35 yaşında çocuğum, oğlum var. Dolayısıyla yani bunlar bizim canlarımız, ciğerlerimiz. Vatanımızı bunlara Allah'tan sonra emanet etmişiz. İşte onlar terörle mücadele ediyorlar, vazife yapıyorlar diye kanlarını, canlarını esirgemiyorlar. Allah onlardan razı olsun. Şehitliğe, gaziliğe seve seve gidiyorlar. Yani onların hakkı ödenmez yani. Evet. Onların hakkı Peki, ödenmez. Peki bu yönünden Ben şimdi burada biraz şöyle bu baskıdan dolayı Öğrenciden ya biz bir tarikatçı, cemaatçi değiliz. Ha, onu onu üzerlerinden atmak, atmak için. için yani Tayyip Bey'e karşı hükümete karşı darbeyle alakalı bir şey daha darbe meselesi yeni lanetle, hala lanetlenme <laughs> devam ediyor 8 Sekiz senedir 8. senesi geçti. Lanet gittikçe beddua ve lanetle anılıyor. E, FETÖ'cü hain askeriyeye sızmış teröristler. Dolayısıyla ben de onların bir darbe imasıyla hükümete bana bak aklınızı başınıza alın bilmem ne şeklinde aşağı Böyle bir şey hiç düşünmüyorum. Onu söyledim. Onu zaten düşünmedim. Önce. Evet. O zaman niye böyle bir şey yapma lüzumu hissettiler? Bunu merak ettim. Bu deminki bütün konuştuklarım e, yorum şeylerden, siyasetçilerin e, tweetlerinden, konuşmalarından evet. çıkartımlarımdı. Şimdi bu benim özel sorduğum, aldığım cevap. Bu cevabı da ben doğru buldum. Çünkü e, bana söyleyen kişi dedi ki, Orada içeride olan, onlara ders veren, eğitimle haşır neşir olanlar kesin sebebi budur diyor dedi. Ben buna ikna oldum. Çünkü neden? E devamlı FETÖ gitti, FETÖ geldi. Tarikatlar cemaatler ne. Bu sefer ne oldu? 300 kişi bilmem kaç kişi seçti, işte diploma aldılar. İşte bunların işini birileri başlayacak hesap yapma. Oho ne takıyeciler vardır? Kriptolar var mıdır? Yok efendim şimdi FETÖ'cü azaldı ama bilmem hangi cemaate, bunlar hangi şeye bağlı? Bu şeyleri üzerlerinde baskı hissetmişler, bunu üzerlerinde atmak için bizim hiçbir tarikatta bir memnun yok, biz vatanımıza, devletimize bağlıyız şeklinde yani bir mesaj vermek istediklerini bilgisi aldım. Dinleyicilerimizin takdirini, evet, bunu da naklediyorum. Evet. Ben nakilciyim ama, ama ben buna ikna oldum. Ha, bu önemli bir yorum, sizin de katıldığınız bir yorum. Ben katılıyorum evet. buna. Yani Çünkü bunu, bir eziklik, yani bir baskı altında hissetmeleri doğal. Çünkü devamlı muhalif kanallar yani bunu pompalıyor. Askeriye bilmem tarikatçılar verildi. Yani metni, metin öne çıktı ya işte layık, demokratik cumhuriyete uzanacak eller karşılarında bizi bulacak. Kılıçlarımız daima hazır ve keskin olacak gibi o yemindeki bunu, metinleri öne çıkarmalarının sebebi bu diyorsunuz. Bu, bu ol, olması şey buluyorum hikmetli buluyorum. Bir de şimdi Tayyip Bey bunun neresindeki muhatabası bunu? Tayyip Bey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin korunması, bekası, bölünmemesi devamlı bunları konuşuyor. Zaten senelerdir Cumhurbaşkanı olması itibariyle ayrıyetten başkomutan olması hasebiyle ve terörün artması şeyinde devamlı Tayyip Bey'in şu anda geldiği çizgide e, hatta çokları eleştiriyor aşırı millileşti diye. Milliyetçi dola, politikalara yaklaştı e, yak, diye eleştiren eleştirilen bir, bir durumda. Dolayısıyla bu teğmenlerimizin e, e onlar da milliyetçi. Teğmenlerimizin açıkladıkları şu okuduğunuz şeylerde Tayyip Bey'in dediklerine destek var. Devlete karşı gelen, Cumhuriyeti yıkılmasını isteyen bir mevne karşısında bizi bulur. E zaten Tayip Tayyip Bey de Tayyip Bey bunları tehdit etmiyor mu? Bölücülük yapanlar, Bu yani, Cumhuriyeti yıkmak isteyen, devlete bir şey de, silah çeken, Bilmem ne bilmem ne. Bunlar Tayyip Bey'den yani kaç kere bu, duyduk bu yani. Metin, bu metinde bugünkü Cumhur İttifakı politikalarıyla çelişen, ters olan bir şey yok. Örtüşüyor diyorsun. Aksine evet. muhalefet biraz çeki düzen versin kendine. Bunlar muhalefetten çekişiyor. Çünkü sen Dem Parti'yi meteden, Dem Parti'yi meşhur sayan, PKK'ya, PYD'ye hiçbir şey söylemeyen, terörist cenazelerine katılmanın bilmem soruşturma açarım diyen bir ana muhalefet vardı. Şimdi buradan hemen üste çıkmak için vay Atatürk Atatürk diye istismar ederek mevzuyu oradan ele alıyor. Sen hangi devletçisin, milliyetçisin, devletçisin, devleti bölmek isteyen, yıkmak isteyenlere karşı bizi karşısında bulurlar diyenler kime bu, laf gider? Bu laf en başta PKK'ya gider. Bu laf en başta DEM'e gider. Bu laf en başta bölücü faaliyetlerine giren işte IŞİD'ine gider. Yani iç savaş çıkartmak dışarı Yunan'a gider. Bilmem kime gider, içeride birilerine gider, dışarıda birilerine gider. Adresler bellidir. Bu adreslerden en uzak kişi şu anda Tayyip Bey'dir. Bu adresten en uzak ittifak Cumhur İttifakı'dır. Öbür ittifak Şahibeli'dir. Çünkü dolu, görüyorsunuz, dış güçlerle, Bartelomauslarla, bilmem nelerle, papazlarla, yavrularla kırıştırmalar ve bilmem, işte zaten pkk diye terör örgütü diyememekler. E bunlar şu anda büyük şehirlerde belediye başkanı olmuş adamlar da var bunların işlerinde. Onlara gider bu. Beni hiç rahatsız etmedi mesela. Hiç. Hiç etmedi. Halbuki evvelce olsaydı irtica mürteci yobaz, <laughs> vay cübbeliği keseceğiz dediler Teğmenler mesajı çıkardı. Ben şimdi o mesajın bana hiç dokunmadığını söylüyorum. Devlete yıkmak isteyen, işte cumhuriyete zarar vermek isteyen falan demin okuduğunuz cümleler itibariyle bu, konuşuyorum. Yemin bu yemin metni... Yemin metni sizin de desteklediğiniz, sizin de. Yok yemin metni derken durdunuz. şimdi resmi yemin metni var, gayri resmi Hayır, yani yemin burada metni okunan var. Işte şimdi burada okunanın bu noktasına, e, yani devletin birlik ve bütünlüğü özellikle ben, ben şimdi bütün kelimeleri tek tek evet. altına imza atarım demiyorum. Evet. Ben de onu soracaktım. Ben şimdi, imza atar şimdi tek tek kelimeleri diye tahlil edemem. Evet. Benim davam devletin bekasını hedef alan bölünmez bütünlüğünü bozmak isteyen, e, yıkmak isteyen şeklinde, karşısında bizi bulur ifadesinde kendimi hiç rahatsız edecek bir şey bulmuyorum. Peki. Çünkü böyle bir niyetler içine değilim. Böyle bir niyetler işte olanları zaten işim teşhir etmekle uğraşıyorum son zamanlarda. Bunlar gayrimilli vatan haini diyorum yani zaten. Evet. Onların da vatan haini dediğini ben de vatan haini diyorum zaten. O zaman Tayyip Bey de bunun üstüne almaması çok doğal. Evet. Peki, şimdi çok net aslında siz de konuyu özetlediniz. Farklı, e oradan başlık çıkarabilirsiniz. Temellerimiz acaba biz tarikatçı-cemaatçı değiliz, memleketin milletin askeriyiz mi demek istediler? Evet. Ki sizin görüşdünüz. E, yok, ben işte, bunu bir veri almadan rüyada görmedim tabii, yani. Tabii. E, akademisyenin bu yorumuna katılıyorsunuz. Size de mantıklı. Askeri geldi. okullarda ders vermiş. Evet. Şu anda da dünya kadar orada arkadaş olması hasebiyle o da merak etmiş. Ben sormuş. ona sormadan sormuş, evet. bana hazır cevap verdi. Evet. Peki şimdi bir başka tartışmalı konuya geçeceğim. Hafta içinde çok konuşuldu, hala da bu tartışma devam ediyor. Muhtemelen bu hafta içine de yayılacak bu konu. Dilruba Kayserilioğlu isimli genç bir vatandaş, bir sokak röportajı sırasında. AK Parti'ye oy veren, AK Parti'yi destekleyen, AK Parti'nin politikalarını doğru bulan geniş kesimlere yönelik ağır hakaretlerde bulundu. Kullandığı ifadeleri burada tekrarlayamam. Ağır hakaret diye özetleyeyim. Evet. Siz dinlediniz mi o röportajı ya da metnini okudunuz mu? Yani ilk zaman o gözaltına alınmadan evvel ki ilk haberleri patladığında dinledim. Ha dinlediniz. Orada siz de Şahit olmuşsunuzdur evet. o sözlere. Orada bir ağır da, hakaret ağır Yani AK Parti'yi destekleyen, Tayyip Bey'i destekleyen, ona rey verenlerin akıllarına hakaret. Evet. Akıllarına. Ama onu çok ağır. Müstehcen, bir tabir kullanılarak. Argo kelimeler. E, bu tabii evet. suç unsuru sayıldı. Yani şimdi Dilruba Kayserilioğlu önce tutuklandığı, hakkında iki ayrı soruşturma açıldı. Cumhurbaşkanı'na hakaret... Ve halkı kim ve düşmanlığa tahrik suçlarından soruşturmalar evet, açıldı. İkisi de yerindeydi. Ar Ardından tutukluluğuna muhalefet partileri itiraz etti. Tartışma şuydu. Dilruba Kayserilioğlu'nun söylediği bu sözler ifade özgürlüğüdür dedi. Muhalefet tutuklayarak siz bunu cezalandıramazsınız. İfade özgürlüğüne karşı darbe niteliği taşır dedi bu uygulama. Muhalefet böyle itiraz etti. Fakat... Tam zıttı görüşlerde şunu savundu, hayır bu kullandığı kelimeler ifade özgürlüğü değildir, bir nefret söylemidir ve suçtur. Şimdi kamuoyu böyle ikiye evet, bölündü. Evet. Özgür Özel, CHP Genel Başkanı Dilruba Kayseriloğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. O gecenin sabahı tahliye oldu. Ardından İzmir Fuarı'nın açılışında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın yanında onur konuğu olarak yer aldı. Ve Özgür Özel de sahip çıktı. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi de ceza almış 7,5 ay herhalde bugün. Avukatının açıklamasına bir bakayım. Evet 7,5 yani, ay bir ceza var. Yani ama herhalde onun yatarı yok. Yok. İlk yani ona sevindim. Için... Yani ben hiçbir genç kızın, yani şimdi hapishaneleri bilen biriyim. Yani hapis yatması mesela istemem. Yani gönlüm Siz istemez. Siz tutukluluğuna da... Tutukluluğunu da doğru bulmadınız o zaman. Yani tutuklu Yok, yargılanması... Tutuklu, tutuklu yargılanmasının ilk şeyde bir gazın alınması lazım. Halk çok sinirlendi. AK Parti'ye verenlere söylmüş oldu. Ama şimdi oldu. öyle işler mi? Hadi bir gaz alalım. Gaz alan tutuklu diye değil. Ama onun, onun altyapısı olmadan onu tutuklayamazdık ki zaten. Çünkü kim ve nefret söylemi... Ben mesela deprem vaazında ııı e, işte 98 depremi 99, 99, deprem. depreminden sonra ben 2 sene 7 ay hapis cezası aldım. Evet, Ve bir bil, fiil 13 ay yattım ben. Evet. Ne hangi maddeye dayandırdılar? Halk kin Halkı kin ve nefretten, tarik, evet. tarikten Niye? İşte deprem, deprem nereleri vurdu diye <laughs> bazı evet, bölgelerin biliyorum. adını çok söylememden dolayı. Evet. Şimdi o arada 312 idi herhalde bu kanun içeri attıran da o kanun değişti. Evet. Ben bandırma cezaevindeyken 2002'de değişti. Siz yani kanun evet. ceza ben 2001'de bir aldılar uçan sonra bir daha zaten 312'den ilk tutuklu yargılanan benim. ilk ve tek bu ülkede. Çünkü hepsi ceza aldıktan sonra yatarı varsa yatardı. Çünkü fikir suçuydu, konuşma suçuydu. Gidip de birini vurmadık, etmedik. Ama birçok ilkleri bende orada uyguladılar. Tutuklu şeyinde. Ve en üst limitten verdiler iki sene, daha ay, üç güne kadar. Şimdi... Mutlaka yatayım diye. Şimdi bu noktada esas diğer bir hukuksuzluk da şu oldu. O e, madde ceza hukukundan çıkarıldı. Ben içerideyken ikinci alınmamda, yani 2002'deki alınmamda on ay yattığımda, ilk de üç ay... 2000'in başında bir de 2002'nin başından Kasım'a kadar. O e, yata, yatarımda 3-4 ay evvel kanun değişti. Biz de avukatlar aracılığıyla e, kanun e, geriye işliyor bu şeylerde, e, af şeylerinde falan. Yani biz zaten e, yatıyorduk e, ama suç olmaktan düştü, çıktı, evet. çıktı diye müracaat ettik. evet. Diğer müracaatlar herkesin kabul edildiği halde Sizinlikle? benimki yine kabul edilmedi mahkeme olalım diye bir daha bizi 10 saat 20 saat eller kelepçeli bandırmadan tegeme o zaman. degemeye geldik bir daha geri gittik bizim için iki güne patladı kelepçeli vaziyette sıkmışlardı da baskı üzerinde. Böyle bir geldik gittik boşuna. Yani bize uygulanmadı mesela. Dolayısıyla şimdi onu tutuklayan mahkemelerin mutlaka kanundan bir delili olmadan, onu orada gaz almak için tutuklayamaz. Tutuklamamalı ve tutuklamamıştır çünkü neden? Bu ki nefret işi var. Ancak e, tabii bütün bir seçmeni yani şu anda ne bileyim ben Türkiye'nin e, ne kadarına ya yüzde 50 artısı da var bunun. Milyonlarca seçmen. Milyonlarca yani. insanın evet. aklına bilmem ne dedi yani. Şimdi bu e, büyük bir hakaret. Cumhurbaşkanımız hakaret ayrı bir şey de. Bir de halkı da şey yaptığı için iki maddeden. Tamam. Zaten açılmış. Hadi diyelim ki bu yargının konusu CHP'nin ağırlamasına ne diyorsunuz? Hayır, iş işte şunu diyorum. Yani bu CHP'nin ağırlaması çok yanlış. Şunu diye dedi. işte tutuksuz yargılansın. Tutuksuz yargılansın gibi teklifler bir derece mantıklı olabilir yani muhalefet bir şey demeyecek mi? Ama sen şimdi gidip ziyaret ettin. Hadi onda belki genç kızdır Beni de geldi ziyaret etti çünkü Özgür Özel. Evet. Dolayısıyla herkesime gidiyor. Zaten öyle bir alışkanlığı varsa ona da bir şey demem. Ama gelip protokolde e, yanına mı oturttu işte protokole alması. Yanında, direkt yanında. Bu çok yanlış. Özgür Bey, reyleri biraz arttıracağım derken bu gibi hareketlerle e, yani topluma iyi bir mesaj verdiğini zannediyorum ama bu öyle iyi bir şey değil. Çünkü burada halkın aklına söven bir zihniyet var. Aklı, şey, ha ben de şu anda yatarı kalsın kaç sene hapishlerde çürüsün falan diyen biri değilim. Ben hapishler görmüş bir adamım. Ee, şey Niyetim yani hatta sordum yedi buçuk ay yatacak mı hapist, yok, dedim. Yeterli. Yok dediler. Yok dedilince ben sevindim mesela. Şey olarak ne yani, yani genç kızdır vesaire. Şimdi... Anladım ama sen şimdi insanların beynine söven eee insanların derken yani bu memleketin yarıdan fazlasının e, beynine söven e, bir insanı yanında protokolde ağırlarsan, diğerlerine de siz de böyle şeyler yaparsanız, bak siz de meşhur olursunuz, e, sizi de yanımıza alırız. E, bir anda nasıl Türkiye'nin gündemine geldi falan, işte meşhur olmak isteyen, bilmem ne olmak isteyen, bizimle yakın ilişkiye girmek isteyen, ondan sonra bilmem ne, böyle sövsün, saysın milletin aklına, beynine, bilmem ne yapsın. Mesajıdır bu. Bu ahlaksızlığa teşviktir. Bu sövmeye teşviktir. Bu halkı halka hakarete teşviktir. Senin bunu tutuksuz yargılayalım. Ona bir anlam verebiliyorum. Ziyaretine bir anlam verebiliyorum. Ama madalya takacak halimiz yok ya. Milletin beynine sövdü bu. Bu da kalktı protokol alıyor. Protokole, protokol'e girmek isteyen milletin beynine sövsün. Ben bu mesajı alırım. Topluma özgür bey bu hareketiyle kötü örnek oldu. Ben iyi tarafında, iyisinde söylüyorum. Özgür Bey'in. Herkesin söylüyorum ben şeffaf bir adamım. Yani bir adam Allah bir dese, Allah bir dediğine mi yalan diyeceğiz? Her şey yalan olsa bile bir adamın Allah bir. Doğrusuna doğru. Özgür Bey'in birkaç şelçedir bazı doğru hareketlerini söylüyorum. Ama şimdi bu yanlıştır. Bu onun aleyhinedir. Bu, bu onu dostluğu olarak yani beni kabul etsin. olarak Çünkü neden? Böyle hareketler yaparsa kötü örnekleri teşvik vermiş olur ve insanları kırar. İşin başka bir boyutu da var. O da çok tartışılıyor. E şimdi Özgür Özel de öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu da hatta Ekrem İmamoğlu da CHP'yi iktidara taşımak için işte sağ partilerle ittifak politikalarının içindeydiler değil mi? Şimdi iktidar olmanız için ne yapmanız gerekiyor? AK Parti AK Parti'ye oy vermiş seçmenin Desteğini almanız gerekiyor, onların oylarını almanız gerekiyor. E şimdi böyle nasıl alacak? Ya şimdi bu şu tartışılıyor, bu hareketle yani AK Parti'ye oy veren kitleye hakaret eden birini e, onur konu olarak protokolde ağırlamak, AK Parti seçmeniyle arasına duvar ördü diyenler var. Çok doğru ve ılımlı havanın bozulduğunun bir göstergesi. Normalleşme sürecini baltaladı sürecini mı? Normalleşme sürecini baltalamaz mı? Ortadan bak girdi, girdi yani. Şimdi böyle bir şey olabilir mi? Yani onur ne demek ya? Gurur duyuyorum senden demek. Ne yapmış da gurur duyuyorsun bundan? Yani yaptığı faaliyet ne? Bu kızcağızın. Yaptığı faaliyet ne? Yaptığı faaliyet bu iktidar rey veren milyonlarca insanın beyni bilmem nedir. Adamın ağzına bilmem ne dedin, ha beynine bilmem ne dedin ya. Bu sövmektir ya, bu suçtur ya. Yani onurlandırılacak ne var bunda? Ama bunun ha, ifade bunu sen demen lazım değil mi ki? Kızım yavrum bazı şeyleri dile getirdin. Özgürlüklerle ilgili bir kısıtlamadan dolayı e, mı sinirlendin? Veya herhangi bir gaileyle böyle bir konuşma yapmış olabilirsin. Biz seni içeride yatmana razı değiliz. E, falan. Onun için e, sana e, hakkını arıyoruz veyahut da e, siz ziyaret ediyoruz. Psikolojin bozulmasın falan bir vatandaş olarak. Ama bu üslup uygun değil. Bu üslubu kullanırsak kutuplaşmayı artırırız ve bu kadar insanı rencide etmiş oluruz. Bunun akıl bakımından, mantık bakımından din bakımını bıraktık. Din bakımından en büyük haram söylemek. Evet. Akıl ve mantık bakımından e, kabul edilecek, meşru meşru görülebilecek bir şey midir ya milletin beynine sövmek? Bunun onurlanılacak tarafı neresi? Yani burada Özgür Bey militanca bir hareket yaptı. Şimdi Özgür Özel'in yani AK Parti'ye rey verenlere karşı yaptı bunu. Şimdi Tayyip Bey'e karşı sadece bu Tayyip Bey'e ve AK Parti yöneticilerine değil. Buradaki hakaret rey verenleri de kapsadığı için zaten davada bir dava da oradan açıldığı için e sen rey verenlere karşı militanca bir yaklaşım yaptı. Şimdi Özgür yakıştıramadım Özgür... ben Özgür Bey'in aklına bunu. Ben onu çok zeki biliyordum. Ne lüzum vardı böyle bir şeye girmeye? Zaten ziyarete gittin. Zaten şey yaptın. Ertesi günde çıktı. E, tamam. Yok sen bizim onur konurumuzsun. Senden iftihar ediyoruz. Gel buradan da söv. Bizim güvencemiz altında seni sövmelerin. Ben bundan bunu çıkartırım. Başka hiçbir izah yok. Özgür Özel Dilruba olduğunu ziyaret etmeden önce şöyle bir konuşma yapmıştı. Aslında kullandığı ifadelerin bazılarının doğru olmadığını söylemişti Özgür Özel. Ama ya yani konuşmanın bütününün ifade özgürlüğü kapsamında Ama... olduğunu e, ileri sürmüştü tam Özgür Özel'in söylediklerini Özel aktarayım. Özgür Bey'in o, o, yaptığı konuşmaya ben yani katılmasam da ona, ifade özgürlüğüdür. Ifa yani ben o, onun yani ifade özgürlüğü değil. Sövmek ifade özgürlüğü olamaz da. Ha, bu tartışılıyor. Ben ona katılmasam da bir derece kendime onu hakaret görmem. Ama şimdi onur konuğu şey olması ben kendime de hakaret ha, olarak gördüm. Şimdi, yani sen bütün milletin beynine söven ben de içinde e Birine yani rey verme müsasebiyle o bize de geldi e, ge, yani sade bana mı geldi milyonlarca insana sen nasıl hakaret ediyorsun? bunun onurlanacak neresi var ya Özgür Özel demişti ki dil ruba uzatılan bir mikrofona görüşlerini söyledi düşünce özgürlüğü sınırları içindeydi evet değildi şimdi düşünce özgürlüğü, düşünce özgürlüğü mü nefret söylemi mi nefret söylemi nefret söylemi canım çok fena şeyler konuşuyor ya. Öyle az bir şey değil. Yeni yutulur cinsten değil. Yani az dinledim yani. Dolayısıyla e, onun için e, Özgür Bey'in o görüşüne katılmamakla beraber onu bir siyasi e, şey e, istismar malzemesi de yapmış olabilir. Bu siyasiler yapar böyle şeyler dersin. Bir anlam verebilirsin. Onurlanacak ne vardı yani? Evet. evet. Peki bu kaybettirir diyorsunuz. CHP'nin iktidar e, ulaşmak için işte merkeze açılalım, sağ seçmene açılalım politikasını baltaladı diyorsunuz. Şimdi Yani bu, burada şunu yapabilirdi, bir taraftan kendi kitlesine, işte onu biz içeride kalmamasını istedik falan şeklinde yaklaşarak onların gönlünü alabilirdi. Bu tarafı da yani işte... Bu sözleri biz o, de kabul biz etmiyoruz, etmiyoruz diyebilirdi diyorsunuz. Yani dilruba, yavrum işte bak böyle şeyler konuşma, bu şekil bu Öfkene yenik düştün e, bu tamam ama... Bu şekilde bu üslupla yaklaşma... Vesaire halkımız, nezih halkımızı e, rey özgür iradeleriyle verdikleri reylere karşı bu yaklaşımını da doğru bulmuyorum deseydi bu tarafında şeyini alırdı. Bir orta şekerli olurdu yani. Evet. Şimdi onur şeyi işi bozdu. Peki. Şimdi yine Özgür Özel'in bir açıklamasıyla devam edeceğim ama bu mesele biraz da AK Parti'yi ilgilendiren bir mesele. Ee, özgür Özel şöyle bir iddiada bulundu. Dedi ki Herkes Sayın Erdoğan'ı bir tarafa çekmeye çalışıyor. Bu enteresan bir değerlendirme. Bunu özellikle size soracağım. Evet. Bir de iktidar tükenmişlik sendromunda AK Parti tarihinin en büyük türbülansını yaşıyor dedi. Erdoğan 2026'nın baharında sandığı koysun. Şüphem yok. Erdoğan'ı yenebiliriz diye konuştu. İddialıydı. Şimdi AK Parti'de de Kongre hazırlıkları başladı. Önce ilçe kongreleri yapılacak, ardından il kongreleri, daha sonra büyük kongre gerçekleşecek ve Ak Parti'de bir kadro değişimi dönüşümü çok konuşuluyor. Siz Özgür Özel'in söylediklerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ak İktidarda bir tükenmişlik sendromu, bir e, türbülans yaşanıyor mu? Size göre de. Yani seçimi, seçimlerde e, başarısız e, belediye seçimlerindeki Başarısızlıktan dolayı tabii bir e, herhalde e, yüzde bilmiyorum 60 mıdır ne kadardır bir değişim olacağını duyuyoruz. E, kadroların yenileneceğini, AK, AK Parti kadro evet. yenileneceğini zaten Tayyip Bey de işaret etti. Dolayısıyla bunlar normal şeyler ve olması gereken şeyler. E, ondan sonra türbülans, mürbülans yani... Bu tabii ki zaferle çıkmayınca e, bir sendeleme, bir soruşturma, bir araştırma, bu neden oldu, bu başımıza nereden geldi gibi bir araştırmalar e, ol, olduğu e, muhakkak. Bunun olmaması anormal. E, yani. O zaman e tabi, oy devamlı yenilmeye, evet. yenilmeye ve daha beter olmaya rıza göstermek anlamına gelir. Bundan dolayı o lafların bir anlamı var. E 2026'da seçimi sandığı koysun biz e, kazanırız Seçiliriz. diyor. Şüphem yok diyor. E, şüphem yok diyor. Tamam. Kılıçdaroğlu'nun da zaten şüphesi yoktu. Kaç defa böyle girdiği seçimlerde. E, siyasetçilerin usulündendir. Kesin konuşurlar. İnşallah da demezler. Ondan dolayı da istediklerine ulaşamazlar. E, i̇nşallah da unuturlar. Kesin konuşurlar. Dolayısıyla e, o da onun o, o iddiada bulunması da çok doğal. Yani an, anlamlı bir şey. Ne, ne diyecek başka? Kazanabiliriz belki diye bir konuşma yapılabilir mi? Bu da güzel. Yani onun açısından evet. ben bir saçmalık görmüyorum. Ee, ne, ne kaldı? Ya ama AK Parti zayıflıyor. Bizim önümüzde daha büyük bir Ya AK Parti, oldu. AK Parti AK Parti şu deneyim. şurada zayıflıyor. Temelin bir lüzumu yok zaten belediye seçimlerinden bu anlaşıldı bir oy kaybı oldu. Bunu inkar eden evet. yok ki. Bunu inkar etmek yalan konuşmak olur. Ee, dolayısıyla ama bu güç kaybı devam eder mi? E şimdi ona hüküm veriyor devam eder diye. Evet. Ama o o hüküm verilemez. Çünkü o iddiasını ortaya koyuyor. İddiası yani sizin görüşünüz mü? Benim be 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 görüşüm açıkçası. ekonomi toparlanırsa seçim de vaktinde yapılırsa ekonomi de öncesinde toparlanırsa e Özgür Bey'in içerideki kavga e kimin aday olacağı kargaşası da böyle giderse altılı masadan beter. Tek partinin içi altılı masadan beter oldu şu an. CHP'nin değil Tabii. mi? Tabii. Ha bu da böyle bu kargaşada güvensizlik verirse hele bir de Mansur Bey hariçten bir de aday olursa aday olursa e, yani Cumhur İttifakı artık Tayyip Bey olur olmaz kesin konuşamıyorum. Cumhur İttifakı. E, Cumhur İttifakı alır. Yani bu zayıflamanın devam etmesi yani bir oy kaybı var ama bunun bir yerde durmayıp e ee, şeyde Metin Külük Beyefendi de bu minvalde bir açıklama yaptı. Yani Dün çok şeyin içinde yani o da gibi. şeyin evet. içinden gelen eee MKK evet. yapmış, milletvekilliği yapmış, bir evet. yapmış bir kardeşimiz. Dolayısıyla yani içeriden de bunları dillendirenler Ama belki fiilen partinin içinde değilse de o bir o cenahtan olanların da dillendirdiği bir şey. Ancak ben bunun ekonomiyle orantılı olduğunu düşünüyorum. Ekonomide bir düzelme, bir durma, pahalıkların durması, enflasyonun durması falan bir durma. Durmadan sonra ne diyor işte? Dezenfa, dezenflasyon, dezenflasyon sürecine girdiğinizi dezenflasyon söylüyor sonra Sayın Mehmet gir diyor, Şimşek. Mehmet Şimşek Beyefendi, o söz gerçekleşirse, artarak ilerlerse, eseri toplumda herkesin kesesinde belirmeye başlarsa, ee, ben CHP'nin çok güven yine vermeyeceğini halka. Çünkü milli konularda sorunlar var millette bunları Biraz görüyor. Önce altı 6 adaylık meselesi diyorsunuz. Evet. Adaylık. parti içi iktidar bu mücadelesi ile, bu kargaşayla e, şimdi Kılıçdaroğlu yeniden dönmek istiyor falan. E, bu kargaşa da orada devam ederse orada devam ederse birileri bağımsız adaylığını açıklama durumunda kalırsa bir de partiler kuruluyor şimdi küçük küçük partiler. Evet. Bunlar da kurulacak Ali Ağaoğlu şey. Yavuz Ağaoğlu. Ağır Alioğlu. Evet. Ağır Alioğlu e, kardeşimiz. E, onun düş, duydum. E, vesaire, iri il evet. ufaklı evet. böyle şeyler. E, şimdi bunlar da e, tabii göz önünde bulundurulursa yarın puan bir puan Cumhurbaşkanı seçiminde çok büyük bir şey arz evet. ediyor. Zaten yarımla birle falan farklar var. Çok açık ara farklar evet. kuruldu kurulmalı. 49 51 yani Başkanlık, dengesi. yani başkanlık sisteminin seçimleri birkaç seçim oldu zaten bu yeni bir sistem. Yani hiçbir zaman böyle 55-60 bir şey olmadı. Hepsi 51,5, 51,5, 50 nokta 51, bilmem ne. Böyle oldu. Dolayısıyla bu aşamada kimse kesin gözüyle Cumhurbaşkanı, evet. Şey, Ankara İl Başkanı da dedi, işte Çankaya'ya bir e, CHP'li Cumhurbaşkanı yerleşecek dedi. İki mesaj verdi. Bir CHP'nin kazanacağına bir de külliyeye gidilmeyeceğine, yeni Cumhurbaşkanı Çankaya'da oturacağına mesaj verdi falan. Her bir şeyler konuşuyor. Ama Onu, sizin en kullandığınız en ilginç ifade dediniz ki altılı mas bugün CHP'nin içi CHP altılı masadan masa beter. Ya 60'lı masa. Şu an 60'lı masa. Tabii canım. <laughs> Parti için iktidar ee, mücadelesi. Tabii çok. Kim aday olacak? Özgür Özel ne kim diyecek? Kim kime çelme takacak, kim kimi devirecek? Şimdi en son Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yaptı. Evet. Tüzük konuştuklarını söylediler. Öyle duyurdular ama tabii görüşmenin içeriğini bilmiyoruz. Öncesinde Ekrem İmamoğlu yine Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. Ee, CHP'de bu görüşmelerin perde arkasında ne olabilir? Bu adaylık meselesi mi? Parti içi iktidar mücadelesi mi? Yani şimdi onlar biraz erken seçim olur diye e, vehme kapıldılar. Ama bu, <laughs> asla yani bu iktidar niye erken seçim yapsın? Yani rey düşmüş. Belki... Mantık mı ya bu? Bunlar acaba saçma şeyler. Erken seçim olmuş. Ancak Tayyip Bey bir daha aday olmayı düşünürse Allah hayırlı uzun ömür, sağlık saatte da daim etsin. Amin. Sıhhati elverirse tabii her şey sağlığa bağlı. Sıhhati elverirse, yaşı el, yani yaşı mühim değil yaş 80-90 yaşında da Suhatli, Cumhurbaşkanı emek olabilir. Emek Mühim olan saat. Temel Karamollaoğlu Allah uzun ömür versin. Kaç yaşındaydı? Nasıl koşturdu altılı masada? E, yani oraya, dolayısıyla yaş burada sorun. Evet. Yaşat. Allah sağlık saat siyasette versin. Siyasette yaşattınlar emeklilik olmaz. Evet. Ee, sağlık saati el verirse Bey'in bir daha aday olacağını düşünüyorum. Düşünüyorum. Bu noktada da. E, hakkı bittiği için bir daha aday olabilmesi için anladığım kadarıyla yorumculardan vesaireden e, erken seçim yapması lazım. Erken seçim yani 2007 e, 2027 27. 2027'de bir seçim yapılırsa Tayyip Bey de aday olmasa müsait bir durum oluyormuş. Buna göre iki tane şık var. Kesin sö söyleyebilirim bunu. Tayyip Bey kendi aday olacaksa bunu 2007'ye çekme zarureti varsa bu kadar bir erkenlik umuyorum. Ama Görüyorum. muhalefetin de desteklemesi lazım bu arada. Artık desteklemesi yete misiniz? lazım evet. mı? Anayasa değişikliği mi yetiyor muhalefet? Ama onu tabii daha vakit var. Bir Belki de anayasa var. değişecek. Anayasa değişecek bir de belli olmaz ki. E, yani oradan da buna oy veren olur. Olabilir. Yani grup kararı almaz veyahut da grubu dinlemez. Evet. Bazı partiler verir onda da diye da burası Türkiye. Onun için e, ama Tayyip Bey aday olmayacaksa benim düşüncem ve mantıklı bulduğum ve yapılması gereken diye tavsiye sorarlarsa verdiğim şey son güne kadar beklemek. Bu limitin Evet. E, kullanılması. Hatta siz yani bunu çok, bunu çok konuştuk ama siz 20 yılda bir seçim yapılsın diyor diyenlerden. O ayrı var. ama. Yani ben onu Cumhur Cumhuriyet Vakfı'nın Tayyip Bey'in devamı için evet, Yok yok. Ben o anlamda beka şey... sorunu var. İç savaş, iç savaş tehlikesi evet. varsa biz bu ikide bir seçim, bir de belediye seçimi iki senede bir, üç sene, iki senede bir seçim şeyine evet. giriyoruz. Bir de bunun altı ay evveli bir senesinden de olaylar başlıyor. Bu beş sene e, bilmem kimin hamuru gibi yağma oluyor. Evet. Dolayısıyla bu iyi bir şey değil. Karar ve istikrarı bozuyor. Hükümetin alacak kararları, tezkereleri, Büyüm olayları, ne diyorsunuz ona, projeler, silah sanayi gibi önemli olaylardaki bilmem ne projeleri her şeyi etkiliyor ya. O gelirse böyle o olmaz, bu gelirse böyle Peki. olmaz. Aa, şimdi Amerika'yı görmüyorsun mu? Herkese sarap yapmaya başladı. Biden tarafı evet. yani Biden aday değil de o kadın falan gelirse Come şöyle, işte Gazze evet. bilmem ne olur, Irak şöyle olur, P de böyle olur. Eee e, Trump kazanırsa P'de çekilir, Evet bize yarar, Irak'tan tam çekilir. Fakat Gazze yine bir şey değişmez. Damadı Yahudi zaten, o da bindirir. Zaten Kudüs'ü başkent yapmadı mı? Oraya göre değişir, buraya göre değişmez. Yani devletlerin politikası bile kalmamış. Yani koca Amerika'nın devletinde giden gelen adama göre e, olaylar ne kadar fark ediyor. O Trump Ukrayna'dan çekileceğim diyor. Bunlar devam edeceğiz diyor. Bak bu kadar önemli savaş olaylarında iki partiden biri kazanacak, üçüncü yok. Bu kadar ihtilaf var. Şimdi Türkiye bu duruma düşüyor. Bu duruma düşüyor. Se Seçim dönemleri. E, ya tabii evet. CHP'nin vaatlerinde ne var? Suriye'de ne işimiz var? Askeri çekeceğiz diyor. Böyle bir vaatleri yok mu? Bu söylemde çok... Zaten tezkereyi yani, bile de yani ya tezkereye, tezkereye desek hayır desek verdi. Tezkereye evet. hayır veren ne demek zaten? Yani. Asker gitmesin demek. E şimdi orada bizim dünya kadar yerimiz, yurtumuz milleti göndermişiz oraya, yerleşmiş, yönetimimiz var. Suriye zaten yönetemiyor. Keşke yönetse, bütünlüğü sağlansa yönetemiyor. Arada PKK'lı var, Amerika var, Fransa var, Rusya var. Rusya var. Yani evet. bu kadar olayların içinde milli politikada bile ittifak olmadığı için ikide bir seçim zarar veriyor. Ben onu demek istedim. Evet. Yoksa ben bu adamı çok beğeniyorum. 20 sene kalsın diye bir şey der miyim ben? Evet. Peki. Hocam şimdi biraz yaşamın içinden konulara yavaş yavaş geçeceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... Bu şey ne konu? Anla, şeye cevap veremedim. Neyi? Eee toplantı mahiyetine. Ha onu sormuştum size. Kemal Kılıçdaroğlu'yla e, bir araya da. gelmesi Evet. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na yeni çocukla ilgili bilgi vermiş. Evet. O da bu bilgileri e, dinlemiş. Müdahil olmamış. E, bu aşamada yani ben müdahil evet. şey akıllı. Önerecek ver. o da. E, yani bir bakalım mesela. görelim e, yapmış. Cumhurbaşkanlığı adaylıkları konuşulmuş. E, bunlar partiye zarar veriyor. Daha vakit var. Benim aldığım duyuma göre. Daha vakit var. Bunlar erken çıkışlar, tartışmalar demiş. demiş. Kemal Bey mi demiş? Kemal Bey demiş. Bu sizin aldığınız duyum. Mansur Bey de demiş ki ee, tekzip ederse etsin. Bana ne? Ben onu şimdi Mansur Bey ile biraz aramız bir şeyler oldu ama Mansur Mansur Bey'im e, ben e, tercihte. Mansur Bey tercihim Ekrem evet. Ekrem Bey'e karşı. Onu açıkça beyan ediyorum zaten. Evet. Ama benim rey vereceğim anlamında değil. Fakat olacaksa aday o olsun. Ekrem Bey'dense Ben diyorum dedim ya. Ha tamam. yani Mansur Bey ha, tamam. Şimdi Mansur Bey şöyle bir şey dediğini haber aldım. Çok doğru demiş ama. Çok doğru demiş. Destekliyorum burada. Beni tekzip etmesin sakın. Ederse <laughs> de paşa gönlü bilir. E, demiş ki bunu biz yapmıyoruz. Benim de görüşüm çok erken e, aday isimlerle aday tartışmaları partiye yıpratır. Bunu bizim istediğimiz bir şey de değil. Ama bunu İstanbul yapıyor demiş. Sayın İmamoğlu'nu işaret etmiş. İşaret etmiş. Ben de sonuna kadar imza atıyorum altına. Çünkü burada kulisleri Kur'an, pazarları Kur'an, Delegeleri şimdiden ayarlayan, onu indiren, onu kaldıran, Kılıçdaroğlu'nu indiren vesaire dünya kadar hareketlerden Ekrem Bey'in hiç boş durmadığı ve bu işi çok güzel kotardığı, her türlü maddi manevi anlamda, her türlü esbaba tevessül ettiği kesin. Onun için bunu demişse eğer ki dediğini haber aldım, doğru demiş. Hocam sizin Kulis bilgileriniz sağlamdır. Kaynaklarınız sağlamdır. sağlamdır. Ya, bana göre sağlamdır. Ben <laughs> doğruluğuna inanmasam millete yalan bir olarak düşündüğüm şeyi aktarmam. Evet. Yani bu vakaya mutabık olduğundan yani, aklıma yattı. Gazetecilere taş çıkarırsınız hocam. Bu, ne, burada şu programlarda en az 10 e, tane böyle çok sağlam kulis bilgisi paylaşmışlığınız var. E tabii. Yani e, o, o anlamda sizin söyledikleriniz kıymetli önemli Mansur Yavaş'ın adaylık şimdi, meselesinde ekrem önce acele olduğunu, edilmemesi he. bu konunun zarar verdiği Kemal Bey'le aynı minvalde bir e, görüş görüş bildirdi. bildirmişler. Doğru yani CHP için doğru bir şey. Ama buna ek olarak da Ben niye şimdi altılı 60'lı diyorum işte bu laflar olmasaydı bunu diyemezdim. Evet. Dolayısıyla ben bile bunu dedirtiyorsa partiye zarar ne veren bir şey. demiştiniz CHP şu an tek başına bile altılı masadan daha beter hale geldi. E, onu dedirten evet. ne? Bu bu hadiseler. Aday şeyleri. Ha ki bizim adayımız şu. Tek aday da şu anda ittifakla açıklarlarsa ben bir şey demem ki. Hani zarar veriyor demem o zaman. Ama şimdi içeride bir tartışma var deniyor. Hatta Özgür Bey'in bile aday e, olmak isteği olsa da şu anda aday değilim şeydi, o da hatta dedi ki sizi bağlar dedi spiker. Bağlamasın. Evet. Bağlasın dedi. Ne var dedi. Bağlasın dedi. Bir dürüst konuştu ama dur bakalım, bağlasın, olmayacağım bağlasın dedi. Mı. Yani çok net ifade etti aday olmayacağım. Tamam etti. Ama niye bağlıyor ki? Niye şimdi... bağlıyor ki kendini de? Şimdi mesele <laughs> şu, ee, orada bu sefer Ekrem Bey'le Mansur Bey arasında bir rekabet var Başladı, yani başladı derken vardı zaten. Evet. Burada zaten bu fikri Meral Hanım e, çıkarttı Kılıçdaroğlu'na sen olma, bunlar olsun biri yardımcı olsun, bilmem bunlardan biri olsun şeklinde. Evet. Onları öne süren Mansur Bey'in adını da Cumhurbaşkanı'na ilk telaffuz eden ben Meral Hanım olarak hatırlıyorum. Evet, doğrudur. Ama şöyle, e, do kamuoyu, dolayısıyla, araştırmalarında dolayısıyla, kamuoyu araştırmalarında Mansur Yavaş öne çıkıyordu. Mansur Ekrem Yavaş, İmamoğlu öne çıkıyordu. Mansur Yavaş şu anda Ekrem İmamoğlu'ndan kat kat önde çıkıyor araştırmalarda. Altılı masa sürecinde de öyleydi değil mi? O kadar değildi. Şimdi daha? O kadar değildi, evet. Daha çok. Şu anda önde. çok belirgin bir farkla Mansur Yavaş çıkıyor diye haber aldım. Yani şeyde... Kamuoyu araştırmalarında Muhalefet, <laughs> muhalefetin şeyinde ha, muhalefetin hani kim adayı olsun Tamam Evet evet, şey değil. Değil. benim orada muhalefetin ben, adayı kim olsun araştırmaları. He, evet. Benim bile bireyim olsa Ekrem Bey'dense Mansur olsun siz onlara ev verin derim ben vermesem de. O ayrı bir şey yani. Evet. E, çünkü milli duygu sahiplerle milli sahiplerle. Onun için Mansur Bey'in burada bir de şeyi var. Şimdi mesela Mansur Bey'in dün bir açıklamasını haber aldım sonra buldum evet. yani çünkü hani ne bazı haberler yanlış çıkıyor Hangi kesinlikle de? net bir şekilde Dem partisine evet, ve Kuday para e, muhalif beyanda bulunmuş evet şimdi ben tam ifadesi e tamam, e, tam tam ifadesi ne bulun peki bulup. Dem'e karşı böyle bir ifade Ekrem Bey'den sağdır olmuş mudur olacak mıdır olabilir mi Hodri Meydan Al sana Mansur Bey'in ifadesi. Tebrik ediyorum. Ekrem Bey'den de mislini bekliyorum. Deme karşı. Evet. Bunlar mesafe konması gerektiğini düşünüyorum dedi evet. Mansur Yavaş. Evet. Dem ve hüda parlayın. Evet. evet. Katılıyorum. İmza atarım. Mansur Bey'i tebrik ediyorum. Ama İmamoğlu gibi birinden de bunun mislini bekliyorum olamaz ama. Mümkünatı yok. Neden? Ne demek neden? Onlar çeştirdi onu belediyeyi, onu kazan, onlar kazandırıyor. Belki fikri değişir. Neyin fikri değişir? <laughs> Siyaset bu. Fikri Bugün şöyle değişir. böyle düşünür, Oradaki başka potansiyeli düşünür. başka yerden vaat alırsa, orada milli dayatma yaparsa bu tarafı tercih eder. Peki şimdi Eder mi o da belli değil. Neden? Her şey rey değil. Bir de bağlantılar ne olacak? senin bağlantıların. Buradan da 10 milyon rey teklifi var. Buradan da 10 milyon teklifi var. E ben burayı seçeyim daha selamet. Ama bağlantılar varsa o bağlantılar sen burayı seçemezsin derse burayı seçeceksin derse o bağlantılar ha o zaman seçemez de zaten. Aynı reyi başka yerden vaat etseler de seçemez. Niye? Özgür iradesi yok mu? Özgür iradesi var. Ama gelmek istediği yere özgür iradesiyle gelemiyor. Peki. Bu kadar rahat konuşuyorum yani. <laughs> Yok <Herkesin> zaten <laughs> anlayacağız dilden konuşuyorum. Peki. Hiç lafı evirip çevirmiyorum. Mansur Bey her halükarda aday olacak. Kesin. Allahu alem. CHP Aldın yapsa mi? da aday olacak, yapmasa da aday olacak. 100 bin imza lazımsa 5 milyon imza ile aday olurum. şeklinde bir düşünce var kafasında. He yani 100 bin imza lazım ya. Ben gerekirse 5, milyon, milyon imza ile olur diye bir şey var. Birine bir ne de mi demiş bunu? Öyle anlaşılıyor. Bir de küçük partilere rol biçiliyor şu an. Ya şimdi iyi Parti var. CHP ile uzlaşım Şimdi şöyle uzlaşım. bir durum var. Yavuz Aralioğlu'nu kuracağı şimdi parti. Y, i̇yi Parti bayağı azaldı. Şimdi İYİ Parti'nin de 8'e 10'a çıkan bir partinin şu anda ikilerde falan herhalde. Oradan dağılan nereye gidecek? meselesi var. Yeni partiler bunların talibi. Şu anda bir Sinan Oğan Sinan Oğan'ın da pat diye bir... çıktı. Evet. 3 milyonu yönetti falan. Nasıl olduysa ben anlayamadım onu tam. Bir de böyle şey gibi ha. börek keser gibi böyle ortadan kesiyor. <laughs> şurası sana şurası bana. Nasıl tutuyor bu halkta? Ben, burada benim bir beynimde soru işareti daha açık. Niye? Bir proje anda atılan oy belli, sayılan oy belli, çıkan Ama bu oy kadar net gelmesi belli değil sebebi. Ama işte ama şöyle ben ben böyle kamuoyu... bir şey görmedim. Ben böyle bir şey. Ya yani böyle görüyorum. bıçakla kesilmiş bıçakla gibi. Bıçakla kesilmiş gibi. 3 <laughs> 3 ondan sonra tak o çekiliyor. Burası tak. Ama üç hep artıyor. şöyle diyorlar ya. Bu nasıl işliyor ya? Şimdi... Birinin de siniri bozulmuyor mu ki? Ben bu adama bunun için verdim. Bu niye bıraktı bu işi bilmem ne. İki kişinin de bozulsa bir fark oynar hocam ya. Hocam şimdi hep söylerler ya. Türkiye'de seçmen çok hassas terazi böyle ölçer, biçer, yok yok, o tartar. Çok bir ince hassas. ayar yapar Orada derler Orada başka hassas ya. terazilere inanıyorum ben. Peki neyse. Ha, onu... onu da kötü bulmuyorum. O hassas terazileri. Peki hocam. Onları lehte buluyorum ama tuttu yani feci tuttu. Aynı terazi tutarsa bu küçük partilere çok iş çıkacak. Adam yeniden refah birden çıktı, kafadan altı aldı. Bu da birilerin iştahını kabarttı. Herhalde bir yerler, bu derin devlet aklı da olabilir. Yarın bir, bir buçuk falan. O doğru yolu var, şu su var, bu su var, bilmem neler var. Yani Mansur Bey CHP yapmasa evet. da aday birileri olacağım. yapar. Ondan sonra da zaten Ekmel Bey de, işte Ekrem Bey de buranın aday olursa, bura zaten kafadan ikiye bölünür. Aradan Cumhur İttifakı sıyrılır. Peki mı diye düşünüyorum. Peki, şimdi kısa bir ara veriyorum. Aranın ardından hayatın içinden bazı önemli konularla önemli başlıklarla devam edeceğiz. Güncel meselelere devam ediyoruz. Şimdi hayatın içinden konular demiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya ile ilgili bazı uyarıları oldu, tespitleri oldu. Size soracağım kimi? Sosyal medya ile ilgili e, Sayın Cumhurbaşkanının. E, evet. E, doğru. Onu... Diyor ki, sosyal medya organize kötülüğün merkezi haline geldi. E, doğru. Ben her zaman aynı şey söylüyorum. Hemen her gün bir kişi sosyal medyada hedef oluyor. Son günlerde altı harlanan nefret ve kavga siyasetinin demokrasimize, milletimize fayda sağlamadığını herkesin görmesi gerekir diyor. Yani bu nefret söylemi de bu linç yani bunu, kültürü bunu sosyal medyada da, tetikleniyor aslında. E bunun yaptırımı ne olacak? Onu da şöyle diyor. Mahkeme kararları herkes için bağlayıcıdır. Hukuk devleti olmak bunu gerektirir. Yani ne, neden bahsediyor? Şeyin kapatılmasından mı? Hayır. Yok yok bazı mesela birkaç gün kapatıldı ya geçen. Bu neye neye cevap niteliğinde söyledi bunu? E muhtemel yani bu eğer bu kargaşa, bu He. nefret söylemi devam He. ederse zaten gerekli tedbirler alınmış. Yani mahkeme daha önce de herkesi Bağlayıcıdır demekten ne çıkıyor yani? Ya eleştirilebilir ama herkesi bağlar diyor işte. E tamam. Yani mahkeme sosyal medyadaki o nefret söylemlerinden dolayı birine bir ceza verirse Evet. E, bu bu herkesi, meşrudur ha. yani. Evet. E, doğru demektir. doğru söylüyor. Peki siz sosyal medyanın Organize kötülüğün merkezi haline geldiği o, tabii. yorumuna katılıyorsunuz. Katılmaz olur muyum? Daha önce de... De ve, vesair, bütün Yahudinin, Siyonizmin neslimiz hakkındaki planları ondan sonra Yahudinin işte görmüyor musunuz? Yani şehidine rahmet okuyamıyorsun, Yahudi diyemiyorsun, Siyonist diyemiyorsun. Yani tamamen Yahudinin oyuncağı olmuş ve bu neticede e, çoluk çocuğumuza, yavrularımıza subliminal çok büyük mesajlar verildiği beyan ediliyor. Bu mesajlarda e, cinsiyet farklılığının e, göz ardı edilmesi, e, efendim e, yanlış iş yapanların övülmesi, şiddetin özendirilmesi, eee gayrimeşru işler yapanların çok para kazan görülerek insanların gençlerimizin efendim ne çalışacağım çalışacağım işte işte sosyal medyada şunu yaparım bunu yaparım diye zehirlenmesi caiz olmayan işlere de meşru olmayan işlere de tevessül etmesi falan çok özendirme çok büyük teşvik çok büyük yönlendirme çok Bir büyük beyin yıkama siyasi kutuplaşma insanları da, anasından babasından var. ve ailesinden kopartma hepsi sosyal medyayla oluyor bugün bunu bunu kim ikâl edebilir? Siz siz de çok linç ediliyorsunuz hocam sosyal medyada. Destekçileriniz çok elbette, milyonlarca insan. Ya şimdi so sosyal medya öyle bir şey yani ki sizi FETÖ, FETÖ, mi? O FETÖ şimdi var benim ama. hakkımda FETÖ'cüler bir kefen çıkarıyor. Kimisi inanıyor, kimisi inanmıyor, kimisi sövüyor, kimisi seviyor. Bir bilmem nalin şerif çıkarıyor öbürü. Ondan sonra hakkımda kumpas yapıyor, bir şey çıkarıyor. Babam hakkında çıkarıyor çoluğum çocuğumun ismini veriyorlar işte eşimimin siz adını hakkımızda yani, yazılanları okuyor musunuz hiç hocam Giriyor yani musunuz? bana tabii dava açmak hakkı doğduğu zaman onlardan dolayı belki bazen görmüyorum. şimdi vaktim de kalmadı o ama kadar, hani yani o kadar siz... fazla da hakaret var ki şu an ama hakaret yapanların çoğu Ağa'nın adamlarındaki Mahmut erenciler ve iptaciy terör örgütü. Şu anda tabii ben selefilerin hedefindeyim. IŞİD'in hedefindeyim. PKK'nın hedefindeyim. FETÖ'nün hedefindeyim. Adlancılar'ın hedefindeyim. Üstüne bir de İptacı'nın hedefinde çıktım şimdi. E, tehdit de ettiler geliyorlar falan e, CHP'liler de zaman zaman bazı CHP'liler, bazı e, bazı CHP'lilerden ziyade sizi. o bazı CHP... Ümit Özdağ da sizi çok eleştiriyor. Mesela. Ama şimdi Ümit yani... Özdağ'ın akını yemeyelim. Ümit Özdağ şöyle şöyle doğru verileri var Selefi konusunda çığır açmıştır. E, çok güzel çalışmıştır. Yani yanlışları var diyor ona göre yanlış bana göre evet. yanlış değil ona göre benim birkaç yanlışım var. Bana göre onun binlerce yanlışı var da mesele o değil ama ama hakkı da Ümit teslim Özdağ, ediyor diyorsun. Yani Ümit Özdağ bir böyle müstehcen bir iş, bilmem ne paylaşımlar. Böyle sövme sayma yok ki onlarda. Evet. Yani şimdi ağır hakaretten dava açılabilecek bir hakaret mesela olursa açıyoruz. Onu da ekseri bu dini cemaatler benden çok uğraşır. Çünkü ben dini cemaatlerin ipliklerini pazara çıkarttığım için bazı cincilerin, bazı büyücülerin, bazı okkabazların şu anda bu hafta bir daha patlatacağım bu perşembe birini. Yani böyle bunlar tabii çok o şeyler. Ee, Size adam, karşı adamları var mi? para yani çok ama benim için bir değil ikidi ben 50 100 liste çarşaf liste var. E şimdi nasıl sevecek beni? Dolayısıyla herkesin yanlışını gösterince birçok tarikat hedef haline geliyor. Şeyh diyorsunuz. geçinen sahte şeyhler var. Dolu sahte şeyh taslakları var. Konya'da biri çıktı mesela şimdi Bilmem ne, Siz bunları ifşa mı ediyorsunuz e Tabii milletle hocam? alay etti bilmem ne. Kulağım duymuyor, adamı dinliyorum, dinliyorum diyor. Ondan sonra bir cevap veriyorum diyor. Ya tutar ya tutmaz diyor. Sofi'nin birine böyle yapıyorum diyor. Yani dolayısıyla şimdi bunların halkla alay etmesi, insanlara e, tahkir etmesi, kiminin e, Kürt ile ilişkisi, kiminin e, efendim PKK-PYD sempatizanlığı, şeyh bunlar. Seyda falanlardan da oluyor bazı. Kiminin, işte işte gibi silahlı bombalamaları methetmesi, silahlanmak lazım, devletik lazım sözleri. Şu anda yeni yeni tweet'ler onları hep paylaştım. Ben sürekli devamlı paylaşıyorum. Benim Twitter'ımı takip etseler devamlı paylaşıyorum. Yani her türlü olayı paylaşıyorum. Bu yüzden hedef haline geliyor. Patrikhanesi, bilmem nesi. Peki. E şimdi benim kadar reddiye yapan, isim vererek, cisim göstererek e, yanlışlara dikkat çeken Hakaret etmek sizin, hakaret etmek sizin ilmi delillerle ve belgelerle kim var bir daha? Birini daha gösterin. Hocalardan demiyorum, siyasetten gösterin. E niye? Milliyetçilerden gösterin. Şöyle. Türk niye? Tarikat yazı maalesef. Ilgili, e, yazık maalesef. Bu bana kalmamalıydı. Oluyor sizin dışınızda ama her cephede olmuyor. Bir konuda biri yapıyor. Ben her yani cephede işte bazı yapıyorum. gazeteciler var. çıkıyor diyor ki bak tarikat cemaatlerde şöyle kötülükler var, şunlar oluyor, bunlar Ama oluyor. Ama onlar diye. onlar çıkıyor öyle değil yani. ki onlar toptan pazar yapıyor. Onlar o, hepsini katıyor. Onlar için. hepsini katıyor ve iftira yapıyor. Sen bütün tarikatlardaki zikir yapan Müslümanlar bunların sayısı şu anda milyonlar. Türkiye'de tar tarikata bağlı milyonlar. Sen bunun nasıl toptan pazar yapabilesin? Ümit Özdağ'ın kabatı orada. Toptan pazar yaptı da biz ondan yoksa görüşüyorduk. Böyle bir toptan pazar yapılabilir mi? Ümit Özdağ'la ne, ne sıklıkta görüşürdünüz? Yok telefonla görüşüyorduk. Ha, öyle Hatta bir. görüşmek istediği, ee, yani birkaç buluşma olacaktı olmayacaktı. O arada Mahmut Efendi Hazretlerimizin hakaret içeren e, bilmem ne şeyler yayınladı. Ha, siz kabul Yani 99 görüşmeyin. yaşındaki bir insana, Türkiye'ye mal olmuş, cenazesine 3 milyon gelmiş, kadınlar gelseydi 8-10 milyon olacağı yüzde bin söz veriyorum. Kadınlar çünkü cemaatin üçte ikisidir. 3 e, üç milyon cemaat gelmiş o da iş günü. Cuma iş günü. Bir de daha pazara denk gelseydi gibi. Hesapları yaptığımda ben 10 milyonun hesabını biliyorum. Ben o işlerin içinden büyüdüm geldim. Hesap yapabilirim yani. Onun cenazesine kaç kişi gelmek istiyordu daha gelemedi. Şu anda tespite göre bilmem emresi 3 milyon. Ee e, böyle bir insanı Vatanına bağlı, milleti askere gönderen, taruhlar değil diyen, cuma kılmak lazım diyen, bu kadar insanları sokağa tükürmekten men eden, memleketin, Alparslan Türkeş'in ziyaret ettiği, vatanımız için bir sigortadır, bir güvencedir dediği bir insana böyle toptan pazara sokup Mahmut Efendi Hazretleri'ne böyle konuşunca Siz de ben neyle görüşeyim senle dedim yani. Görüşmekten vazgeçtik. E vazgeçtik yani. Evet. Ama görüşme talebi Ümit Özdağ'dan geldi. Yani Ümit Özdağ'dan e, da geldi. Arada bir aracı vardı. O aracı belki söylemiştir. O da olur demiştir. Ha, evet. O da olur demiştir. Ama yani böyle yani Ümit bir daha ben görüşmek istedi ben görüşmedim şeklinde bir mana evet. çıkmasın yani. Peki. Ben böyle şeyleri sevmem evet. hareketleri. Peki. Ayıp şey bu. Tamam. Ama bir aracı vasıtasıyla denmiş olu, oldu oraya sanki. Denmiş olabilir. İki tarafı da iki tarafa da laf getirip götürüp bir görüşme sağlamak isteyenler oldu. Evet. He. Peki. An şimdi bunun e, bu, bu bu yanlış bir şey değil. Milli meselelerde görüşülebilirdi, edilebilirdi. Ama sen benim bir değerim, kutsal değerim, bir benim bir hocam, her şeyim. E sen şimdi onu da teröristlerle, vatan hainleriyle bir kefeye koyarsan, e, bu, bu olur mu şimdi? Onun için o onların tarikatlara, cemaatlere karşı yaptığı uyarılar kötü maksatlı. Hükümeti yıpratma niyetti. İşte bu teğmenlerimizi zor duruma sokan yaklaşımlar. Bununla tarikatçılar tarikata bağlılar vatan aynı midir haşa? Ama sahte şeyhler var mıdır bu memlekette? Vardır. FETÖ'nün etkilenen şeyhler var mıdır? Cemaat liderleri var mıdır? FETÖ'nün kumandasında hala vardır. Kuytul nedir? Bir cemaatin neysidir? Yaptığı açıklamalar nedir? Provokasyonlar nedir mesela? Camide polisten çatıştırdı. Kadınları polislerle şey ettirdi. Bütün sokaklarda polise Hakaret ettirdi. Kuytul nedir? İslamcı bir cemaatin başında izlenim veriyor. Ba bazı partiler var. Artık partileşmişler. E, İran irtibatlı, e, terör irtibatlı vesaire. Siz bu Ben konular... hepsi Benim yaptığım, Böyle benim yaptığım için... uyarıların sizin ömrünüz yeter inşallah hayırlı uzun ömürle. Amin. Bir başlayın Hepinize. bugünden. Bir başlayın. Yani İslamoğlu zihniyeti, Adnan Oktar zihniyeti, şu zihniyeti bu zihniyeti. Burada zihniyetleri çökertmişik Allah'ın izniyle. Bu yüzden... Bunların hepsine baktığınız zaman bir 30 senelik mücadele edin. Evet, bu Bunların üzerine kitaplar yazmışımdır. Konuşmalarım yüzlerce, binlerce saate ulaşmıştır. Balık olmuştur. 2005'lerden beri özellikle. Ondan sonra zaten İFET'e başladı 2007'den sonra. Şimdi bunları bir yap... Hepsinin birleştiği reddiyeyi yapmakta Şimdi bir hoca yapıyor bir konuda, öbürü yapıyor bir konuda, bir siyasetçi yapıyor bir konuda. Ben yanlış gördüğüm her konuda. Peki. Bir de ben yüzden... isim veriyorum, sıfat vermiyorum. Sıfat verirsen üstüne almıyor, konuya girmiyor. İsim verince kabak gibi ortada kalıyor. Son İptacı ile mücadelemde olduğu gibi, ismala sızmalarından dolayı e, talebe verilmesin buralara bunlar sızdı diye. Ha, şimdi bunlar tabi ne yapıyor? Düşman bu yüzden hedef haline getiriliyorum diyorsunuz sosyal medyada. Get e, sosyal medyada değil, hariçte de tehdit ediliyor. Hariçte de bunu öldürmek lazım, bunu öldürmeden baş edemeyecek, kurtulamayacak böyle tweetler atılıyor. Yani Daş'ın geçen yani, şeyinde yani... çıktı. Resmi e, Telegram şeyinde. E, sayfasında. Tabii resmim silah nerede bulursanız öldürün e, bu DAEŞ'in şeyinde yeni çıktı yani 2-3 hafta evvel. O onlar Türkiye'de kapalı site. Bana tabii emniyet beni ilgilendiği için koruma işine. Dolayısıyla bu hani önleminizi hocam, Allah, artırın. Allah, korusun. Hocam. Peki. Ya şunu diyorum, bunu korktuğumdan veyahut da bana daha itibar etsinler ben bedel ödüyorum arkadaşlar falan. Hiç sevmediğim numaralar bunlar. Ben bunları konuşmuyorum. Ama maalesef diyorum, tek kalmamalıyım yani. Birileri de bir şeyler konuşmalı Yalnız yani. Yalnız mı kaldınız hocam? Ya imal yani olmaz. Adres mektuba, mektup adrese gitmez. Peki şimdi. Müşahhas Vatanımız için görülen tehlikeleri herkes bildirsin. Evet. O da beni tehlike görüyorsa beni söylesin. Ama ben delil getiriyorum. Senin tehlike olduğuna. Sen silahtan bahsetmişsin. Sen bilmem vuralım kıralım ne misin? Sen bilmem ne yapısın diyorum. Sen de bana tehlike görüyorum. Bundan hiç az etmiyorum. Nefret ediyorum demekle olmaz o. Sen de benim vatana millete bir zararım hakkında bir delil sunman lazım. Del delilsiz konuşursan işte o evet. kuru kuruya kim ve nefete giriyor. Peki. Şimdi hızlı hızlı geçelim başlıkları. Programın sonuna kadar böyle önemli konular var. Onları işlemek istiyorum sizinle. Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni bir dönem, dönem yaşanıyor. Yarın Çok Mısır, iyi olacak, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'yı ziyaret edecek. Çok memnun edecek. oldum ve oluyorum. Milli menfaatlerimiz açısından. <laughs> yani şimdi Türkiye İhvan-ı Müslüman Harekatı'yla Birlikte e, tabi hareket etti anlamında konuşmuyorum. Ama tabi destek vermesi şu manada, Mürsi, e, rahmetullahi aleyh, kabri nur olsun, şehit olduğunu inanıyorum, e, seçimle geldi. E, ve darbeyle indirilmesi hasebiyle e, hükümetimiz, devletimiz demiyorum bak, hükümetimiz Tayyip Bey e, biraz da hissidir, balık burcu dolma hasebiyle... E, Hisleri de doğru, makul, İslam'a göre hislerini çok iyi buluyorum. Ee, bazı açıklamalar yaptı, tekrar etmeyelim. Ee, bu açıklamalar nedeniyle e, bir görüşmemeler oldu. Bilmiyorum, elçilikler çekilmedi herhalde ama... ya Mısır'la elçilikler... bizim ilişkilerimiz kopmuştu. Kopmuştu. Tabii. Elçilik çekilme Şimdi... bazında olmamıştı ama sanki... Yine elçilikler duruyordu bizim orada, onların burada değil mi? Evet. Onu da bir şey ama. Dur bakayım yani kopmuştu. yine. De. Ha kopmuştu yani şimdi bunu doğru ben konuşalım. Ben de çok emin olamadım. Evet şimdi doğru konuşalım. Ancak devletler e, başkadır, hükümetler başkadır. Devletler devamlılık esasına mebnidir, hükümetler gelip geçicidir. Hükümetlerin de Tayyip Bey'in en büyük özelliği ve en güzel özelliği e, politikalarını değiştirebilmesidir. E, ceffel kalem, asla bu olmaz dediği bir şeyi bile memleketin, milletin, devletin menfaatına gördüğü zaman şu anda bakın esetle de görüşme... Orada da benzer tartışmalar. E, e, evet de Daha böyle, önce ilişkiler koptu. Sisi ilişkisi biraz daha geriden başladı. Evet Esed'le yeni birkaç aydır başladı. Evet. Ve Esed'le de görüşme e, talebi, davet yaptı. Evet. Öyle hatırlıyorum. Evet. Davet yaptı falan. Bunlar olumlu şeylerdir. Bu da işte neyi gösterir? Tayyip Bey'in e, kör inatçı biri olmadığını e, devletin alim menfaatlerini öne çıkardığını e, ve e, milli meselelerde bazı şeyleri can istemese de e, gönlü acısa da e, kızılcık e, şurubu niyetine içtiğini e, zehiri yani kendine dokunsa da veya birileri yani ne oldu öyle demiştin şimdi böyle dedin diye devamlı muhalifler bunu o, yapıyorlar. O, evet. o günkü bu söz, bugünkü bu söz. Onu veriyor bunu. Ya kardeşim, memleketin selametin. Sen de mi müdürü Esed'le görüşsün, Esed'le görürsün, Esed'le görürsün. Sen nerede sisiyle bir irtibata geçecek bilmem ne olduk. Bunu dinliyorduk bunlardan, bu muhaliflerden. Ya ben bunlar kadar, ne bileyim ben vatan haini diyeceğim az daha bunların. Demeyelim öyle bazılarına, de. bazılarına, bazıları militanları var bunların. Ya şimdi... Esed'e davet ediyoruz. Hani ne oldu şimdi? Yedin mi yaladın mı de tövbe estağfurullah evet. terbiyesiz adamlar bu üslupla konuşuyor ya. Ya sen bu vatanı seviyorsan sen zaten bunu istiyor muydun? İstiyordun. E şimdi sana göre doğru bulduğun bir şey Tayyip Bey söylüyor. Tayyip Bey Allah bir de bu iki diyecek ya. Böyle olur mu ya? Sen o zaman de ki, teşekkür ediyoruz. Bu çizgiyi doğru bulduğumuz bir çizgiydi. Bizim de dediğimize geldiniz. Belki en fazla o kadar bir şeyler belki dersin. Ama... Ne oldu şimdi bilmem ne. Bozultun mu istiyorsun şimdi? O zaman senin derdin üzüm yemek değildi ya. Senin derdin bacı kovmaktı. Sisi meselesine yine aynı şeyler konuşacak. edecek. ya neler demişti, şunu demişti, bunu demişti. Tekrar bile etmiyorum ki ertesi güne evet. taluk eden fitne çıkartmayalım. E şimdi sen burada bizim devletimizin ali menfaatleri var. Sisi'yle ittifak. Ne gibi? Sizi bugün Türk ordusu Efendim dünya'nın ikinci büyük ordusu vesaire bilmem ne. Mısır dördüncü. Mısır e, çok önemli bir bölge. Arapların dümeni Mısır'da. Mısır'ın e, da kabul edilmeyen bir şey Arap aleminde tutmaz. İki. Üç. Mısır şimdi Çin'le anlaşmış. Çin getirmiş 4-5 milyar dolar yatırım yapmış. E, orada bütün limanları, bilmem neleri, İskenderiye falan herhalde Çin e, şeyi... Ee, ele almışlar. Ee, şu anda serbest bölge anlaşmışlar. Mısır'da o cevheri Çin görmese e, kalkıp oradan gelir mi? O yatırımı Çin oraya yapar. Ondan sonra Mısır'ın Selefi sorununa karşı bakış açısı. Bizden bin kat duyarlı. Bütün Selefileri ihraç etmiş. Mısır'ın Sina'da El-Kaide sorunu var. Ee, Mısır'ın şu anda Türkiye ile barışması ve iyi görüşmesinin bize ne manfaatları var? Şimdi herhalde benim anladığım, duyduğum kadarıyla SİHA da isteyecekmiş. Şimdi biz orada bir SİHA fabrikası kuralım desek, SİHA söylesek, Mısır'ı kendimize bağlasak iyi olmaz. İyi olur bence. SİHA versek veya SİHA şenşinlik. Ukrayna'ya SİHA veriyor muyuz bilmiyorum öyle bir lafta Ukrayna'ya verdik. E şimdi Mısır'a da verelim değil mi? Şimdi burada ne gele, gelir bize gelir? Şimdi Akdeniz'de Güney Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'ın tanınması durumu var. İnşallah bilmez. Mavi Vatan meselesi Mavi Vatan meselesi yani orada Kıbrıs'la… Akdeniz'de müşterekliklerimiz şey, var. Mısırla kavga ederek Mavi Vatan meselesi zora giriyor. Evet. 1 iki, yani... M Mısır Müslüman millet milleti. Şimdi e, biz e, bu işleri yapınca Mısır'la aramızda bu olaylar olunca ne oldu? E, Sisi Yunanistan'a yaklaştı. Ve Yunanistan'ın Mısır'la ilişkilerinden konu edilmeye başlandı. Ki Yunanistan meselesi de Mavi Vatan meselesi. Mavi yani. Vatan meselesi, Çok adalarımız bağlamış. işgal altında, evet. adaları silahlandırmış hain. Şimdi Mısır onunla görüşme durumuna kalıyor, biz yokuz diye. Peki Güney Kıbrıs Mısır'ın karşısına düşüyor. Orada doğal gaz dünya olayları var. Sen şimdi Mısır'la biz birleşsek, bizim zaten en büyük sahil bizde. Akdeniz'de. Evet. Fakat adamlar gaspçı. Amerika bir gemi gönderiyor, öbürü bir gemi gönderiyor. Yunanistan'ın lehine. E bizim şimdi burada bir Mısır var. O zaman Biz bir lehine... Mısır'la güzel anlaşmalar yapsak, hem bizim maddi imkanlarımıza fayda olur, hem satışı olur veya üretime geçilir. Orada Mısır ele alınmak açısından bize bağımlı olur. Veyahut ondan sonra Güney Kıbrıs'tan irtibatı keser, Kuzey Kıbrıs'tan irtibat hasıl olur. Ee, Akdeniz'de şey aramamız, doğalgaz aramalarımızda vesairede de rahatlıkla rahatsız olur. Bak şimdi benim gibi kültürsüz bir adam bu kadar hocam. bir şeyi tık 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 ezberden kafadan sayabiliyorum. Ben diplomat değilim, büyük açı değilim, bilmem ne değilim. Aa daha şimdi şey bilmem büyük açı bile geçen gün birini aramış bilmem ne. Ya burada sizin böyle bir şeyiniz mi vardı? Türklerin böyle bir fabrikası mı vardı? Haberim yok diyor. Küçücük bir Almanya'daki ilçe ilçede. Yani misal biz bunları büyük elçilerin bilmemlerin daha iyi e, incelemesi, bu yakınlıkları sağlamak için mekik dokuması vesaire. Hakan Fidan Bakanımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çok akıllı, çok mantıklı, çok milli yaklaşımlar, çok işler kotarıyor. Çok işler Gazze ile ilgili işler, Mısır meselesi, Irak meselesi, şu anda Irak Esed meselesi. Bunlar Hakan Fidan'sız olan işler değil. Tayyip Bey'imizin buralardaki muvafakatları, inatçı olmadığını yani milli meselelerde milli dini meselelerde zaten taviz veremeyiz. Ama milli meselelerde biz itikadımızı mı bırakacağız. Ama milli meseleler devletin ali menfaatleri itibariyle bazı şeyleri e, sineye çekip daveti bile kendi yapıp alttan alıp bak mesela eset meselesi. O or or iyi orada no da davet iyi noktaya davet doğru geldi. Mesela evet. Eset ne yaptı? Davet tabii bizden geldi bütün biçim bir, bir sıkıntıdayız. Sisi de de davet bizden geldi. Bizden geldi tamam, evet. çok iyi. Bak bunlar işte Tayyip evet. Bey'in e, aklı selimle hareket ettiğini ve devlet aklıyla hareket ettiğini bir göstergesidir. Şimdi burada Tayyip Bey'i tebrik ediyorum ben bu meselelerde. E çünkü burada artık e, bıçak yemeye dayandığı zaman, beka sorununa taluk ettiği zaman burada ehven işer tercih edilir. Onlara da ben Esed'e hayır mı diyeceğim şimdi? Ama ehven işer tercih edilir. Ama şimdi bu Esed ne yapıyordu? E, Tabii Rusya'nın da burada iyi bir müspet rolü olduğuna inanıyorum. Eset Esed Türk askeri çekilmeden gelmem, gitmem, masaya oturmayız diyordu. Şimdi bu son beyanatı evet. ben böyle haberlerde bir ucundan bir çorba yerken bir ucundan denk geliyor musun? bizim hanımı hiç ilgilenmedi diyelim bir şeyler. Tak, ha çok önemli diyorum, dur, durduruyorum. Dur, Niye? Çünkü çok önemli. Esed demiş gidiyor. tamam. Türk askeri çekilmeden de görüşürüz. Şimdi bu benim için en önemli bir mesele. Bu millet için haber değeri yok bunun. Birçok insan için. Ama benim için çok haber değeri var. Çünkü biz orayla görüşüp konuşup şu muhacir sorunu, göç sorunu, PYD PKK'nın evet. tasfiye sorunu, bizim yanımızda bir Kürdistan kurulmaması için o kadar mühim meselemiz var, sınır güvenliğimiz için vesaire vesaire. O da şimdi askeri çeklerse bizim de çekmeyeceğimiz belli. Bu sefer yine o zaman evet. görüşmemek istiyor anlamına gelecekti. Demek ikna edildi. Tamam. Bu ortamda da görüşürüz dendi. Bir de herhalde bir aya kadar o da gelecek miymiş neymiş. Bunlar olumlu şeyler. Bunlar milli politikalarla uyumlu. Milli politikalar uyumlu. Tayyip Bey'e de buradan Peki. teşekkür ediyoruz. Hakan Fitan Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Evet. Şimdi birkaç dini soru da var. Onları da soracağım birazdan. Sokaktan gelen sorular da var. Ama öncesinde bu hafta içi çok konuşulan. Beni bu konuşulan... siyasi ve dünya gündemine o kadar adapte ettiniz ki. Evet hocam. konulara geçerken şimdi biraz <laughs> kanal değiştirmek zorunda kalıyorum beynimde. Hocam şimdi programın adı bakın şurada ne yazıyor? Güncel meseleler. Şimdi bunlar hepsi hayatın içinden konular. Ya Türkiye'nin Mısır'la ilişkileri de hayatın içinden bir konu. Hepimiz ilgilendiriyor. Herhalde. Yani şimdi bunu da konuşmak önemli tabii ki. Hocam bu hafta içinde bir görüntü sosyal medyada hatta dünya basınında evet. çok geniş yankı uyandırdı. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, evet. Üsküdar'da bir camiyi temizlerken görüntülendi. O caminin imamına da Ekol TV olarak biz ulaştık, röportaj yaptık. O da çok konuşuldu, çok paylaşıldı. Ee, bu görüntüleri izlediniz mi şu anda ekranda? Ya şimdi Mesut Özil, e, siz hani futbolu çok yakından takip etmiyorsunuz ama şöyle anlatayım. Bunun futbolla alakası yok ki. Yok Kamil şöyle. Izlemez, çok iyi Hayır, bir şey. iyi bir şey ama Mesut Özil dünyanın en iyi orta sahalarından biriydi futbol oynadığı dönemde. Real Madrid'de 10 numaralı formayı giymiş, işte Cristiano Ronaldo ile vesaire e, olağanüstü işler başarmış. Dünyada en çok takipçisi olan, en çok sevilen, en başarılı e, orta saha futbolculardan biriydi, orta sahalardan biriydi. Şimdi Türkiye'de yaşıyor, geldi, e, bu ülkede işte yatırım yapıyor, bu ülkede yiyor, içiyor, bu ülkede evini tuttu, barkını tuttu vesaire. Şimdi bir de e, maşallah evet cami ederim. temizlerken görüntüler Allah razı olsun ondan e, güzel örnek olmuş. E, bu Allah'ın evi. Allah'ın evi tabi e, men yuazzım e, şair Allah inam hem tekvel diyor Kur'an Allah'ın dininin nişanları, mabetleri, ibadetgahı, mescitler bunlara değer veren, hürmet eden, tazim eden e, bu da bir tazim, hürmet ifadesidir. Bu diyor kalbindeki takvalıktan kaynaklanır. Yani Allah korkusu olduğunu gösterir. E, Allah sevgisi olduğunu gösterir. Çünkü Allah'ın Allah'ın evinde sever, mescidine de hürmet eder. Saygı gösterir. Fevve hayrul le'unde rabbih diyor. O Rabbi katında çok hayır görür diyor. Ee, müjdeleri var. Bir de bu künasetü künasetü kımametil mescid muhurul huril huril ayn diye bir rivayet de var. Ama ona mana vermeyeceğim. Fitne çıkmasın şimdi. Nedir? o şeyi te tercüme et ettirir kendi belki. Onu şey yapar. Yani cennette müjdeleri var. Ha tamam. Cennette ben müjdeleri anlamadım. Var. Evet anlamamamanız için zaten, de anlam Arapça olurum yani. <laughs> Anlamamı anlamamanız için. Fitne çıkar şimdi bunlar hep kafaları böyle çalışıyor, böyle çalışıyor. Ondan sonra masraf edip tercüme ettirenler yorumunu o zaman tamam, yapmışlar. Neyse Mesut Özil Mesut Özile bir onu, cennette müddeten evet. bu ibareyle bu rivayetle vermiş oldum. Peki. Peki hocam. Şimdi hanımı duymasın. Evlise. Hocam evli. Mesut Özil e, tamam. evli de. Yani, ya şimdi... Yok cennetteki müjdeler bazen hanımları kıskandırabiliyor. <laughs> Al, <hocam>. Allah Allah. <laughs> Konu yapıyoruz. Ya. Neyse şey tamam. Katalım, tamam. Türkçesini yani Arapçasını söylediniz. Kendisi Kendi merak araştırsın. ederse tercüme evet. ettirsin. Ee, bir bilene. Peki. <laughs> ben anladım ne demek istediğinizi. Bilmiyorum ne ee, kadar evet. anladın sen de. Neyse. Ben de ne kadar bilmiyorum. İşte şimdi şimdi Arapça anladın. bilmiyorum. Sen de yanlış anladın dedi ya. <laughs> Necip Fazıl Hüseyin Üzmeze yani. Gitti adamı vurdu diye. Peki, şimdi hocam aslında geçen hafta konuşacaktık ama e, vakit kalmamıştı. Bilim insanlarından bir kıyamet senaryosu haberi geldi. Evet. Şöyle, şimdi dünyada küresel ısınma var. Evet. Kuraklık, işte susuzluk hatta iklim göçlerinden söz edenler var. Evet, iklim göçleri yani suyun bittiği, kaynağın bittiği yerlerden evet. suyun çok olduğu yerlere evet. iklim göçleri olacak diyenler var. İşte doğanın tahribatı, Covid-19'dan evet. daha kötü bir pandemi vesaire küresel bir çöküşün ortaya çıkabileceğini iddia eden bilim insanları oldu. İddiaya lüzum yok. Kıyamet kopacak zaten Kur'an'da söylüyor. He, şimdi. Ya, kıyamet senaryosu diyorlar. Ya kıyamet senaryosu diye bir şey yok ki. Kıyamet hakikati var. Evet. Kıyamet gerçeği diye bir şey var. Her Müslümanın buna inanması gerekiyor. Buna Yahudi Hristiyan bile eli kitap olmak hasebiyle e, inanması lazım da şimdi Yahudi Hristiyanlar ateisi var, deisi var. Nasıl Yahudi oluyor söyle. Hani bizim Müslümanlarda da şimdi ateist ama adama Müslüman diyoruz. Ölürse Cenaze namazını camiye getiriyorlar yani. Evet. Ama adam ben ateistim diyor yani. Ben Allah'a inanmıyorum diyor adamı. Niye getiriyorsun camiye yani? Adam vasiyet ediyor beni camiden kaldırmayın diyor. Yakın küllerimi savurun diyor. Yine getiriyorlar camiye ya. Adama da yazık, cenaze imamına da yazık ya. Peki şimdi konumuz bu değil. <gülüyor> <gülüyor> Ama Konu şu. Girdik oraya. Şimdi bir. bilim insanları diyor ki dünya eğer bir küresel çöküşe doğru giderse. Ne demek giderse? Gidecek sığınabileceği, insanların yaşayabilecekleri yok. bazı ülkeleri sıraladılar. Hiç alakası yok Şimdi ben bunları aktarayım. Bilim insanlarına göre küresel çöküş sırasında sığınılacak ülkeler liste. 1. Yeni Zelanda, 2. İzlanda, 3. İngiltere, 4. İrlanda, 5. Avustralya. ya. Avustralya'nın Taz, Tazmanya eyaleti vesaire. İngiltere. Şimdi bunlar Küresel bir çöküş sırasında canımızı kurtaracağımız bölgeler olarak bilim insanları Bizim tarafından açıklandı. Geldi. O gavurlara söylüyorlar herhalde. Uzak evet biraz. <laughs> Gidene kadar zaten bilet masrafındansa burada öleyim der adam yani. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ne <gülüyor> evet, yapacak yani? <laughs> Yok yani şimdi ört öleyim demiş o kadar masraflı işe millet nereye gidecek ya? O bir beyaz Türkler beyaz bilmem neler ve belki bir fikir verebilir yani. Gerçekten. Uçağımız Gerçekten. helikopter uçak hazır dursun diyebilecek güçleri olanlar kendi özel uçakları. Bu binaa halka... sığınak yaptıranlar falan da var. Okuyoruz böyle işte dünya böyle büyük bir pandemi, büyük bir savaş Şimdi büyük bir şey olursa. Şimdi sığınan bir anlamı var. Şöyle bir izah yani var. zenginler yapıyor böyle çok. Şimdi o da masraf. Ya fakir de yani. yapsın yapıyor biliyorsa. Nasıl yani yapacak sığınak hocam? Sığınak zaten yeri normalde kazacağız. Çok normalde evlerin altında da depreme karşı, nükleaya karşı bombardıman tehlikeleri var. Şimdi bombardıman tehlikeleri bak onu uzak evet. görme. Allah korusun hocam. Yok yok. Tabii. İhtimal için Uk Ukrayna'da olmuyor mu şu an? Oluyor. Gazze'de olmuyor mu? Oluyor. Şimdi dolayısıyla oluyor. Şimdi bunun Yeni Zelanda'ya göçersen, burası batarsa sen orada çıkarsın falan. Bunlar affedersiniz e, saçma sapan şeylerdir, görüşlerdir. Kur'an'a, sünnete muhalif görüşlerdir. Yani bir kıyamet çattığı zaman, gelip çattığı zaman kimse kurtulamaz diyor. Dolayısıyla şimdi zaten hiçbir Müslüman kıyameti görmeyecek. Kıyamet görmeden evvel bütün Müslümanlar ölecek. Dolayısıyla kıyamet sadece kafirlerin üstüne kopacak. Beni çok ilgilendirmiyor o bakımdan. O <laughs> yani diyorsun, hani kafirin başına evet, benim, şey diyorsunuz. O, benim sorunum torunlarımdan da o güne kimse kalmasın. Allah neslimi kessin diye benim bir duam var. Ya Rabbi diyorum ben bizden facir, fasık, münafık halka eyleme, bir zerremizi cehenneme nasip eyleme. Ne zamanki çocuklarımızdan, torunlarımızdan, nesillerimizden, biri bile çocuklarımızdan devam ediyor. Şu anda bile başladı torunlar. Bu neslimizin hangi noktada imansız olacağını, Allah peygamberi e, Kur'an'a imansız olacağı senin takdirin tabii ki. O noktada neslimizi kes. Hani onu çocuğu olmaz. Ee, çocuğu olmamak suretiyle de olabilir. Allah böyle bir koruma altına alabilir. Yani benden gelen bir nesilden ben cehenneme ebedi gitmesini istemiyorum. Çocuğumun, torunumun. Ben de böyle bir dua hakkımı kullanıyorum. Allah bunu yapacak Allah değil mi? Ben bir yaratıyorum aşağı. Dolayısıyla e, bu manada düşünürsek kıyameti hiçbir Müslüman görmeyecek. O zaman uzak Nerede bir tarih. Kıyamet insanların en kötülerinin üzerine kopacak. Şimdi burada şöyle bir senaryo uzak var. Uzak bir tarih hocam o zaman. Çok da uzak olmayabilir. Yani bu kadar kaç milyar Müslüman var şimdi bunlar bu kadar insan. Öyle değil mi? Bir anda ölüyor. Yani şöyle mesela 100 sene, 200 sene, 300 sene, 400 sene çok ıı, uzak değil. Evet. Uzak Baktığımızda değil. Baktığımızda yani tarih zaman diliminin içinde. Evet. Uzak değil. Bir de 100 senelerden neler oldu? Şimdi öyle hastalıklar, e, öldürücü, bulaşıcı, bulaştırıcı. A, tabii onu evet. kimyasal yapsa, Yahudi, Siyonist bir şeyden koronada dendiği gibi, Çin'de bir yerden çıkartıldı gibi de olsa ve bu milyonların, milyarların ölümüne bile sebep olsa. Bu da Allah'ın takdiridir. Gerçi pandeminin çıkacağını kim tahmin edebilirdi? Böyle bir Covid-19 virüs çıkacak, dünya hepimiz evlere kapanacağız. Allah'tan başka yaratan olmadığına göre. O mikroba da o öldürme şeyini, halakalmet öyle hayat ediyor Kur'an-ı de. Ölümü de Allah yarattı, hayatı da Allah. Yani Allah ölüm yaratmasa sen ölemiyorsun ki. Ölmek istesen evet. de ölemiyorsun yani. Kırk ayağa, Kırka bölüyorsun. Öbür ayağı yine canlı evet. ya. Dolayısıyla e, Allah yarattığına göre, Allah Teala kıyameti koparacağına göre nüfusun son zamanda azalacak kesin kıyamete yakın. Bu nüfusun azalacağı hatta e, gördüğüm kız kadarıyla yani Avrupa var yine de bilmiyorum Amerika'sı, Avustralya'sı da. Yani Avrupa tarafı var Hazreti Mehdi'nin çünkü oralara gideceği hadislerden anlaşıldığına göre. Ama nüfus az. Mesela Araplar diyor yani mesela Arap ırkı için söylüyor. Sahih hadiste Müslim'de de söylüyor. Ve cüllüm bir beytil makdis. Arap ırkının e, diyelim kaç yüz milyon şimdi 200 müdür 400 müdür bu ırkın diyor ekseriyeti Kudüs'te olacak diyor. Şimdi Kudüs'ün bunu kaldırması mümkün mü şu andaki Arap? O zaman nüfus azalacak. E. Arap nüfusu azalacak. Arap nüfusu da diğer nüfuslar da azalabilir. Orantılı bir şekilde de olabilir. Arap nüfusu özellikle de olabilir. Ama Hadis-i Şerif Arap vel Arabu kalil Araplar çok azalacak ve cüllüm bir Beytil Maktis ekseri Kudüs'te olacak. Bu nüfusun Arap nüfusunun çok azalacağını dediler. 400 milyonmuş. 400 yani. milyon ben de biliyorum. 400, 400 milyon. milyon. Nerede Kudüs'te yaşayacaksın? Ekseriyeti, ekseriyeti 300-350 milyon. Bunun ekseriyeti 300 milyon Kudüs'te ne yapacak? Şu anda birkaç milyon birbirine girmiş. Yani tabii şeyin şiddeti kırılacak. Evet. Ya, bu Yahudinin hükmü kalmayacak da o ayrı bir şey. Hazreti Metin Üzerim'de. Dolayısıyla şimdi İki tane mesele bu bilim adamları söylemiş olabilir. Bir, kıyametin kopmasını önleyelim veya geciktirelim veya kıyamet yoktur, bölgesel batma çıkmalar olacak. Bölgesele göre şu bölgeler güvenlidir. Burada üç çık çıkıyor. Eğer şu bölgeler güvenlidir diyorsa bu kıyametle ilgili hiçbir hükmü yoktur. Çünkü kıyametin bölgesi yok izessem şu Evren yok o. Güneş dürüldüğü zaman ya. ve izen hücum kederat yıldızlar yıkıldığı zaman senin yani yıldız sisteminin e, tespihin bu taneleri gibi ipi kopmuş tesbih tane gibi ortalara saçıldığı yıldızlardan bahsediyoruz. Dünyadan büyük bazıları. Bu sistemde Yeni Zelanda mı kalır? Avustralya mı kalır? İngiltere hiç kal İngiltere şu anda zaten batıyor. Dolayısıyla kıyamet kopacaksa bu denilen şey be benim imanıma göre düpedüz bir yalandır. Milleti kandırmaktır. Kıyameti geciktirme bu da mümkün değildir. Çünkü Allah Teala bunu ila tehdidü ansızın gelip çatacaktır diyor. Ayetlerde o geldiği zaman eee ve kati ve o başladığı zaman yalan konuşacak. E, artık Allah'ın kerçe kimse kalmayacaktır diyor. Ondan sonra Leyselamün dünlâ Allah Allah'tan hep ayet okuyorum. Allah'tan başka onu açıp getirecek yoktur diyor. E ondan sonra fakat ya işratu alametleri gelmiştir diyor, yaklaşmıştır diyor. Ondan sonra bu kafirler kıyameti bekliyorlar diyor, görecekler günden diyor. Kur'an bunlarla dolu. Geciktirmek de mümkün değildir. Ne gibi? Bir insanın eceli gibidir. Bizim imanımıza göre eceli gelen bir nefes ileri geri yapamıyorsa dünyanın da eceli vardır. Sümme kaza ecela diyor Kur'an. Dünyaya da bir ecel tayin etmiştir. Dünyanın da eceli geldi mi bir insan gibidir. Anında o kıyamet kopar. Dolayısıyla kıyameti geciktirme senaryolarıysa bu da İslam'a göre hükümsüzdür. Yalan, uydurma, palavra bize vaat ettikleri şeyler e, asılsızdır. Peki. Üçüncü manaya gelebilir. O da nedir? Bazı bölgelerde yaşam zorlaşırsa şu bölgeler ama bu kıyametten öncesi için olursa Kıyametten öncesiyle ilgili bir tespitse, Kıyamet kopmadan evvel dünya yaşanmaz hale gelecek, ora bilmem ne Onlar olacak. Onlar Kıyamet demiyor, olacak. demiyor zaten. Bunlar felaket senaryosunda. Felaket senaryosunda ben de diyorum ki, Kıyametin kopması en büyük felaket. Kur'an ona feyda cihatı tammetül kübrâ diyor Kur'an. Bu ne demek? En büyük dahiye bela. Şu anda en büyük bela diyor başınıza gelecek. Felaket Kıyamettir diyor. Şimdi o zaman o senaryoda bunlar geçmez diyorum. Tamam. Ancak şunu diyorlarsa, bazı bölgeler yaşanmaz hale gelecek. Evet. Şu anda anladığımıza göre şuranın suyu önce bitecek, evet. şuranın bilmem nesi tarımı önce bitecek, bura kurak olacak, bura çorak olacak gibi. İklim krizi mesela. İklim krizi gibi yani. bir şey diyorsa şuralarda su daha sonraya kadar kalır, şurada bilmem bulaşıcı hastalık şuradan çıkarsa, efendim burada daha selamette kalırsın falan gibi. Bunların bir manası olabilir. Ancak... Onu belki bir dahaki haftaya bırakalım diyorsanız millete de şey verelim. Hangi bölge neyle yok olacak? Bunların hepsi e, Nesefi tefsirinde da Hak Hazretleri tarafından rivayetlerle belirtilmiş. Yani her bir kariye kıyamet kopmadan önce diyor. Ya çok büyük aza ile yıkıma uğratacağım ama dünyadaki her bir kasaba. Nasıl ya? Bir hepsi ama. Hepsi diyor. O zaman bunun öncesi sonrası yok hepsi kari, yani bir gün hiçbir kariye yoktur ki diyor. Bakın bu kariye kıta manasa gelmez. Kıyametten önce olacağı önce. için. Önce ama o zaman zaten dünyada yaşam yok olduktan sonra mı kıyamet İyi, kopacak? Tabii. Hayır yaşam yok Şimdi olmayacak. Şimdi yaşam yok var. olmayacak. Nüfus azalacak ama yaşam yok ya, olmayacak. belli bir yere kıyamet sıkışacak. en kötü insanların üzerine tamam. kopacak diyor insan var. Tamam. ama kıyamet onun insansız ama bir onun üzerine kopmayacak. Şeyi belli değil. Ne kadar insan nerede yaşıyorlar belli değil. Belli değil. Ama şeyde yani Mezopotamya ve Arap Yarımadası kesinlikle insanın yaşadığı bütün hadislerden anlaşılıyor. Türkiye bu bölgeler Türkiye'de, anlaşılıyor. Tabii bu, ha, bu iklim peki. anlaşılıyor. Kıyamet kopmadan kıyamet gününden önce her kariye, kasaba, şehir e, şey azaba olacak. Helak edeceğiz diyor. E muazzibu azaben şedide ya da şiddetli bir azaba düşar edecek. Ama yine ya de yani de... kefir kitabı ve sura bu diyor kitapta yazılmıştır diyor. Şimdi mesela Mekke'nin sonu neyle gelecek? Mekke'yi kim yıkacak? Bütün şehri dağıtacak, Kabe'yi yıkacak ve Mekke'yi bitirecek. Habeşlilerden diyor. Medine neyle yıkılacak diyor. Medine'de bir kuraklık ve kıtlık olacak. Ekmek kalmayınca herkes çıkacak gidecek diyor. Kurtlar diyor benim minberime inecek diyor. Camiye kurtlar gelecek. Koca Ravza-i Mutahara bomboş kalacak Bunun gibi hadis-i şerifler var. Burada Acem coğrafyası Fars, İran şimdiki. Horasan coğrafyası Orta Asya vesaire coğrafyaların hepsine yani şu anda kısaca şu kıtlıkla şu şu toplum gelecek orayı yağmalayacak. Şu şöyle olacak diye genel manada coğrafyalar belirtilmiş. Peki. Şimdi sokaktan bir soruyla devam edelim. Bu da çok tartışılan bir konu. Elon Musk'la ilgili bir soru geldi sokaktan. Bunu da çok konuşuyorlar. gel Merak ediyorum. Böyle bir şey gerçekleşirse insanlığın sonu ne olur? Önce soruyu dinleyelim. Ardından cevabı alalım. Hocam Elon Musk insanların beynine çip takmayı düşünüyor ve bunu bütün insanların Beynine mi yapmayı düşünüyor. Bu konu hakkın hakkında ne düşünüyorsunuz? B bütün insanların olsa ona müşteri. Yani herkes ister evet. yani adam. bu Ama Ne bu... akla hizmet ediyor, ne yapmak istiyor? Bunu yaptılar. Bu, bu konuda ilerleme var. Ee, bu çip meselesi. Bundan siz de... ne anladınız? Yani ne çözüm getirecek? Ne faydası olacak da bunu takarsanız? Hastalıkları takarsam? önleyecek diyor mesela Elon Musk. Evet. Diyor ki ben çip takacağım insanlara. O tabii ki bütün şey bilecek metabolizmayı vesaire hastalık oluşmaya başlamadan sinyal verecek diyelim. Hastalıkları Peki, önleyeceğim bunun, diyor. Bunun gerekçesi ya, bilin, bu. bilinç altına bir şeyler sokma, sokuşturma potansiyeli var mı araştırılması lazım. Olabilir, evet. Bunu lazım. adamın ne düşündüğüne kadar bir fikir edinebilir toplumların üzerinde aşağı işte onları nasıl yönlendiririz, nasıl iç savaş çıkarırız, nasıl bilmem ne yaparız da etkisi olacak. Şimdi, Bunu milli tehlike olur o zaman. Ilginç, Yasaklanması lazım. İlginç bir detay vereyim mi size hocam? Vereyim. Şimdi bu çip, e, bu arada bir çip yerleştirildi. Elon Musk'ın e, şirketi tarafından bir insanın beynine bir çip yerleştirildi. Evet. Ne değişti adamda? E, şöyle, e, Neuralink firması bu. Neuralink şirketi yapıyor. E, bu cihazın adı telepati adına da telepati koydular. Evet. Bizim kulağımıza da yakın geldi. Orada. Evet yani neyi, neyi çağrıştırıyor? Şimdi, şimdi, telepati ismini verdiler bu çipe. Ne olabilir? Yani telepatinin karşılığı ne? Telepati yapalım derler. Evet. Benim evimde yap yapıyorum. Ya yani benim düşüncemi mesela sizin okumanız gibi Okumanız bir şey. Gene, evet. evet. İşte bu... Ya yani bu niyet belli ediyor mu bu isimden? Çok kötü <laughs> Çok kötü. Bu memleketleri işgal etmek istedikleri milletleri daha az masrafla silah kullanmadan bilmem ne uçak gemileri yapma lüzum kalmadan daha rahat şekilde bilinçaltını işte benim demek istediğim oydu bilinçaltını okuma şeyi varsa bu milli bir tehlikedir. Bunu hastalıklara faydası oluyor bahanesiyle de olsa bu şeylerin milli yapıyı etkilemesi insanların bilinç altını yönlendirmesi, kendi vatanla milletine düşman etmesi veyahut da din düşmanları veyahut hangi gavurlar bilmem neyi sevdirme, hoş göstermesi gibi bunun gibi yüzlerce fasit ve bozuk maksat sayabiliriz. E bir hastalığı iyileştirecek e bahanesiyle milletin rağbeti sağlanırken burada her türlü düşüncesi, beyni ya bu bir, bir, bir türlü e, kan e, bağışı yaptırarak o adnancıların bütün milletin genetiğini e, Türk milletinin kan değerli şeklinin Evet o Oktar e, Babuna meselesi 90. E, Babuna evet. meselesi olduğu gibi dış güçlere teslimi gibi e, orada da o beyin okumaların e, efendim dış servislere e, tabii bunlar Ya bunu hepsi, zorunlu yaparsa bunların hepsi devletler. Bunların başında Öyle bir karar Yahudi, alırsa, Yahudi vardır diye mesela anladım. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi atıyorum, atıyorum şu an. Zorunlu bir karar aldı. Güvenlik içinde dedi ki ya bütün devletler şunu kendi vatandaşlarının yani, beynine ya çip taksın. Tamam taksa. da Türkiye taksın da kim dinliyor yani? Birleşmiş Milletler yani ikide bir gazete ateş kesilsin. Kim dinliyor? Yani tabii Yahudi dinlemiyor da başkaları dinler diyorsunuz da. Şimdi bizim yani devlet bu gibi sonra, 200 bu gibi sonra. tehlikelere karşı devletler benim düşüncem e, boyun eğmemeli, mecburi işe girmemeli e, kendi e, bütün, bölünmez bütünlüğünü korumayı hedef almalı devlet dediğim bunu düşünür önce. Ama şu olabiliyor işte, aşı olmadıysan dedi mesela seyahat etemez. Seyahat yasa koyuyor. Mesela çip takmazsan şunu yapamazsın. Ben yapamam, ben bir yere çıkmam ki. Yani yurt dışında. Evde yaşarsınız. Evde değil, Türkiye'de yaşarım. Yani Türkiye Devleti bunu mecbur etmiyorsa ha evinden de çıkma diyorsa bilmem ne hem <laughs> Ha bir de beni acı patlıcanın kırağı çalmaz. Ben bu saatten sonra hastalıklar için çip taksam ne olur? Hocam bilmiyorum. Elon Musk dese ki size çip takayım e, sağlığınız, hastalıklarınızı önceden tespit edeyim. Öncesi mi vardı zaten? Olan hepsi oldu benim. Bütün hastalıklarım var <laughs> <ama gülüyor> anda. Ben şimdi e, Elon Musk... Bu saatten Musk... sonra kabul ya etmez misiniz hocam? Ya şöyle, bedava mezar bulsa Girer derler. <gülüyor> <gülüyor> Çipi de bedava veriyorsa takarım demem yani. Şimdi neden? Beyin altımı yönlendirme durumu var. Tehlikesi ben sezerim o işte. Evet. Yani adı evet. da telepati hocam şimdi. İşte oysa yani etken ben bunu bilmiyordum Benim işte çektim. size. Ben kafadan ne dedim? Evet. Beyin okuması yapmayla ilgili evet. bir şey var mı dedim. ha? Benim şu an aklıma geldi. Teyit etmek için biraz önce haber haber açtım. Ee, o çipin adı telepati. Evet. Şimdi şu mesela bir hadis-i şerifte Hala çözemedim o hadis-i şerif. Bazı hadis şerifler, kıyamet alametlerinden bahseden hadis şerifler günü gelmeden anlaşılamıyor. Lukat manası anlaşılıyor, bu nasıl olacağı anlaşılamıyor. Mesela hadis-i şerif de diyor ki mesela kıyamet alametlerinden biri olarak, hani biri de sormuş soru. Tekarumul esvak diyor. Çarşıların yaklaşması. Neden? Şimdi biz bunu senelerdir bu çarşıların yaklaşmasını çünkü ben bu hadisi belki 40 sene evvel 80'lerde gördüm. Fakat kıyamet alametleri serisi de yaptım sonra, 90'lardan sonra. Fakat Buna mana veremedim. Ben şu an verebildim mesela. Mesela şey de vardı. E, mesela o hadis şeriflerde dağdaki ko koyun çobanları şehirlere inecekler. Büyük binalar yapmakta yarışacaklar. Şimdi bu gökdelenlere kadar bu işler geldi. Bazı da bakıyorsun müteahhit hakikaten köyden gelmiş. Köyde çobanlık yapmış. Müteahhitlerimiz de var. E, çobanlık var, en öyle. iyi bir meslek. Peygamber mesleği. Bütün peygamberler çobanlık yapmıştır. Haşa hakaret için konuşmuyorum. Ama çarşı... Vaka tespitini. Şimdi o zaman şey. onu... Ee, görüyorduk binalar çoğaldı, zinalar çoğaldı falan bunları görüyorduk falan. Cık, tamam. Şimdi çarşılar yaklaşır. internetler çıkana kadar ve internet bizim ülkede de alışveriş pazarları kurana kadar aklımıza gelmez. Çok uh, uzun bir yıllar değil ya. Belki de 10 sene evet. bir anca oldu internet çıkalı 20 evet, sene Daha gele. yeni yeni yaygınlaştı. Yani 20 senedir internet peki var ama o ilk çıkışlarında böyle alışverişler hemen başlamadı. Şimdi Çin'deki pazar bir ürünün Bir pazarı geliyor. geliyor Şimdi çarşılar birbirine yaklaşacak. Alışveriş merkezleri demek SUK. Şu anda bile Arap ülkelerinde SUK yazar. Yani alışveriş merkezleri var ya gökdelenler. Bu tamam, oluyor. Ben mesela kitap bile internetten alıyorum. Tamam. Şimdi o hadisi... Geliyor. Evet. Ama o hadisi ben 80'lerde anlayamıyordum Olan, diyorum. Evet. Ne oluyor? Bir... 2000'ler 2010'dan sonra ben o hadise evet. anladım diyorum. Hadise inandım ama nasıl olacağını anlamadım yani. Böyle dolu hadis var. Şu anda daha çözülemez. Belki 100 sene sonra anlaşılacak. Mesela Belki... bir hadis-i şerif şimdi söyleyeyim. Bu hadis-i şerifi de şimdi biraz biraz bu çip işinden sonra düşünmeye başladım. Düşünmeye başladım ama daha onun olurunu anlayamadım. Mesela buyuruyor ki Sallallahu aleyhi ve sellem. Ah kıyamet kopmadan önce ahir zamanda diyor insanın kamçısı yani kapsamların eldeki bastonu tam bir kullandığı bir değneği. konuşacak. Ona diyor evde ne olduğuna falan bazı bilgiler verecek diyor. Mesela daha ilginci insanın dizi diyor. şey çip meselesine buradan kafayı yaklaştırmaya başladım ama daha ben belki ölürüm onu anlayamadan. şöyle çözebiliriz. İşte cihaz, yani cihaz bu. ha belki bak burası tehlikeli burada şu var burada bu var vesaire. Hayır. Konuşacak derken Ailesi, o geldi. Ailesi, eşi evde o gittikten sonra ne yaptığını söyleyecek diyor. Kim söyleyecek? Hani eve cihaz koyarsın da ondan sonra evet. onu dinlersin. Dizi kamera var. Onu demiyor ama. Dizi konuşacak, söyleyecek diyor. O zaman telepati, Şimdi ben o çip. zaman çipe biraz beynim yaklaşmaya başladı şu anda. Çünkü bu çip dize dizemize beyne her tarafa takılıyor. Ee, o yani dize de takılanın yarın belki başka bir özelliği gelişir. Yani evet. dizi söyleyecek diyor. Hanımın senden sonra... Işte ne düşünüyor? Ne düşün, Yok da ne yaptı? Bir adamı mı eve alındı? Komşunun Allah, bir kadını. Allah. Sen mesela dedin ki bu komşu kadınını ben sevmiyorum. He. Hanımını sana kışkırtan. Evet. Böyle şeyler çok oluyor kadınlar. Kadınların ekserisinde. Bazı erkekler diyor ki yani bu kadından görüşme diyor. Bazı kadınlar da kocasından habersiz görüşme. Var. Hayır ama bazı kadınlar da diyor ki bak bu sana zarar verir. Bu adamla görüşme bir daha. Şimdi o da oluyor. Kadınlar daha fazla. Yani doğru söylüyor <laughs> evet. ve erkekleri daha fazla benim hanım başta olmak üzere bu işte birçok şunlarla görüşme dediğinden kazığı yedim oturdum aşağı. Anıma Benim de başım açık. Şükran Borçlu. Evet ben de Şükran öyle. Şükran Borçlu evet. kadınlar da o iş daha evet, fazla evet. hissediyor. Evet tabii. Ama orada haram olmuyor. Kadının sözünü dinlememek. Ama pişmanlık sebebi olabilir. Evet. Ama kadına derse ki bu kadını benim evime sokma. Sokarsa haram oluyor. Çünkü erkeğin o hakkı var diyor. Evime şunu sokma. Yani bunu çip olabilir diyorsunuz. Ha, şimdi yani... eşi kendisinden sonra, evden çıktıktan sonra ne yaptığını dizi söyleyecek diyor. Şimdi bu hadisi şerifi mesela aklıma şu anda geldi. Dize çip takacaklar belki o. Bilemiyoruz. Şimdi... Veya başka şeyler gelişiyor devamlı bir şeyler. Evet, evet. Şimdi e, bu çiple, e, bu Neuralink şirketi, İnsan beyniyle bilgisayar arasında bağlantı kuruyormuş ve karmaşık nö nörolojik sorunlara çözüm üretiyormuş. Oho, bütün millet psikolojik sorunda zaten. Cinci Bir basacak mutluluk hormonu ver bana. İflas etti yani büyücüler. <laughs> Ama yani... şu güzel değil mi hocam? Canım sıkıldı. Bir basacağım mutluluk hormonu ver bana biraz. Bir basacağım dünyanın ne mutlu insanıyım. Ama şu onun <laughs> getirisini öyle düşünüyorsun da o senden neleri götürecek? duyguyu mu alacak? Evet. Üzülme yani, hissini mi alacak? Evet. Milli dayanışma sevgisini mi alacak? Bizden, o senden torununa acıma sevgisini mi alacak? Hocam bizden 100 yıllar sonra bu programı açıp izleyenler ya bak bunlar neler zamanında uyarmışlar diye düşünecek mi acaba merak ediyorum. Ya 300 ben, yıl sonra e kalır bu programlar. Gavurlar, Şimdi dijital arşiv var. Bilmiyorum gavurlardan gelen teknolojilere karşı bizden sonra gelenlerden de dinleyenler olursa evet. hep uyanık olsunlar hep doğal kalsınlar hep doğallığı tercih etsinler, İslam'ın evet. kaidelerine bağlı kalırlarsa cin ve insan şeytanların şerrinden mahfuz kalırlar. Evet. Şimdi yine sokaktan gelen bir soruyla devam edelim. ilk olarak alıyorsun. Yok o çip sokaktan ha, gelen bir soru. tane zor yol, Tamam. Yani, i̇kinciyi tamam. demek. Şimdi istedim. İkinciyi alalım. Tamam. Soruyu dinleyelim ardından cevabı alacağız. Hocam Allah peygamberleri neye göre seçiyor? E şimdi bir adamla ilgili söyleseydi kafasına göre seçiyor derdim de şimdi Allah'la ilgili buna bir cevap verebilirim. İki tane ayet okuyarak. Es-sa'idu billahi ma yasha Habibim senin Rabbin olan Allah yegane Rabb'tir, ilahdır. İstediğini yaratır, dilediğini seçer. Peygamber için demiyor bunu dilediğini dilediği şey için seçer. Şimdi orucu Ramazan'a tahsis etmiş. Niye Ramazan? Seçer. Efendim niye Kabe, Mekke? Niye başka yerde toplanamıyoruz? Dilediğini seçer. Ondan sonra niye kurban sadece vacip şu gün? Bir gün, işte üç gün, bayram günleri de Zülitçi ayı sadece. Niye Arafat Vakfı, bütün millet niye oraya gitmek zorunda arkadaş? Herkes bir yerde buluşamaz. Seçer. Zamanlardan, mekanlardan, insanlardan. Tabi insanlardan seçer de, de peygamberleri seçeri gülüm. Bunun makanele umur hıyara. insanların seçim hakkı yoktur diyor. Seçim hakkı derken senin özgür iradenle namaz kılacak mısın, kimle evlenecek mısın onu demiyor. Yani senin ay sistemi hakkında Güneş sistemi hakkında. Aynı şurada Deniz, dursun. Denizlerin şey, tuzlu evet. olması hakkında. Evet. Veyahut da dereler tuzlu olsun, denizler keşke tatlı olsaydı daha fazla verim olurdu falan. Onu seçme ve belirleme Yetkin yani? yok diyor. Sübhane ve Teala. Ama üçtükun. Ondan ortak koştuklarından Allah'ı Allah tenzih eder. Şimdi Allah' noksandan münezzeh. Yani ne demek hatadan münezzeh. Yanlış yapmaz. Bunu Allah hakkında itikadımız buysa neye göre seçiyor? Sonsuz ilmine, isabetli hükmüne, hatadan münezzeh olan hikmetine ve her yaptığı işi yerli yerince isabetli yapması sıfatlarına sahip ya, bir Müslüman Allah'ı bu sıfatlarla tefsif ediyoruz ya, onun ilminden geçmeden bir şey olmaz, iradesine geçmeden şey olmaz, kudreti, gücü talip etmese, yaratmasa bir şey olmaz, hikmeti var. Bir de hikmet de demek her işi yerli yerince. Allahu alimun hakim. Kur'an dolu hakim. Hakim her işlediği yerinde olan zat. Biz bize bunu diyemeyiz. Bazı işlerimiz yerinde, bazı işlerimiz yersiz. Bazı evet. işlerimizde pişman oluyoruz. Mevla'nın hiç pişman olacağı bir şey var mı? Haşa. Onun için e, bu sıfatlara sahip. Yine ayet-i kerimiz. minel melâiketi rusulen ve minel Allah meleklerden de rasuller seçiyor. Mesela meleklerin de hepsi rasul değil. Cibril görevli mesela. Vahyi getirmekte. Her melek Resul değil. Her insan Resul değil. Her Müslüman Nebi değil. Hoca ve minen da seçer. İnne Allah. Çünkü Allah diyor. Semiyon hakkıyla işiten, basirun hakkıyla görendir. Ya'lemu ya ma beyne edeyim. Önlerinde yaşayacaklarını da bilir. Daha başlarına gelmeden. Ve ma Geçirdiklerini de bilir. Ve Allah turcu olur, Bütün işlerin neticesi, akıbeti Allah döner. Şimdi senin, benim, bizi yaratmadan evvel, bizi yarattıktan sonra bizim neler yapacağımızı ta ezelde tam bir isabetle bilen bir zat, herkesi ilminde yaratmış, ortada daha bir şey yokken, neler yapacağımızı izlemiş. Şimdi buna göre orada en vasıflı, en merhametli, en dürüst, en doğru konuşan, en eteği temiz, en çok günahtan kaçan, zulümden kaçan, insanlara, hayvanlara en çok acıyan, böyle böyle sıfatlar var peygamberler. Bu sıfatlara kimlerin sahip olacağını Ezelden bildiği için nasıl benim şu anda burada konuşacağımı ben burada gelmeden bilmiyor muydu? Yani Hep konuşacağımı sonradan bilmiyor seçmiyor. Muydu? Sonradan seçmiyor. Şimdi oh, ben Allah'ın hiçbir işinde sonradan yok. Evet, Niye? zaten biliyor. Bakın sonradan seçme şeyi Şia'da buna inanır falan beda diye bir sıfat var. Beda çok tehlikelidir. Beda şu demek. Kafama esti, şöyle bir fikir oluştu. Şuradan bir veri sezinledim. Şu bulguma göre ben böyle yapayım. Bunu Allah'a istat eden kafir olur. Çünkü bu Allah'ın o şeyi bilmediğine ezelde, sonradan o bilgiyi ona arız olduğuna, bu da Allah'ın muhalefetül havadis, sonradan yaratılanlara hiçbir bakımdan benzemez sıfatına, leyseke mislişi, Allah'ın benzeri yoktur. Çünkü o zaman bize dönüyor. Ben de aynı oluyorum çünkü. Bazı verilerle evet. bir fikrim değişiyor. Allah nasıl değişecek fikri? Niye? O veri yoktu. Benim fikrim niye değişiyor? O veri olsaydı baştan ben o fikirde olmazdım. Evet. Bilgi sonra geliyor, fikrim değişiyor. Ama Allah'ta bu olmayacağına göre kimseyi e, bekleyerek bir yere getirmiyor. Herkesi ilmine göre e, o noktaya seçiyor. Peki. Evet. Şimdi bir soru daha alalım sokaktan. Bu da çok konuşulan. Çok bu da güzel sorulan... bir başlığa çekilecek bir soruydu. Evet. Allah peygamberleri neye göre seçiyor? Çok evet, güzel bir soru. Güzel yani. bir soru evet. Çok güzel bir soru. Şimdi bu soru da çok merak ediliyor. Önce dinleyelim. Ben sokak kedilerini, köpeklerini besleyen biriyim. Ama normalde çok günahkarım. Acaba günahlarım olur mu Ahmet Hocacığım? Abicim olur. Çok güzel olur. Çünkü neden bir Buhari'den bir hadis-i şerif okuyalım? Bir Beni İsrail'de bir faşa kadından bahsediyor. E, zina, en büyük günah o dinde de, yani o şerâhta dinler, İslam tek de şerâtlarda e, haram, hiçbir şeriatta zina helal olmamış. Bu kadın da artık e, işte neyse zorundan mı, vesi keyfinden mi e, bu günahı işleyerek ömür geçirmiş. Yani bunu meslek halinde, hani bir kere zina düşmüş de demiyor. Begiyen tabir gücü begi de bu işi yapan. Şimdi bu kadın e, bir e, sahrada giderken bir kuyu görüyor. O kuyunun yanına yanaşıyor. Ee, orada bir köpek görüyor. Köpek çok susuz kaldığından ayağıyla toprağı veya da kumu neyse eşeliyor. Dilini çıkartıp o toprağın dibindeki serinliğe, neme yatırıyor. Demek o hale gelmiş. Kadın da bunu bak görüyor. Diyor ki, o da susuzluktan gezinirken kuyu görünce yanaşıyor. Diyor ki, bana dokunan Susuzluk buna da dokunmuş. Şimdi ben diyor buna nasıl su temin edebilirim? Yanında kovası kabı yok. İpi sapı yok. E, Sarkıtamıyor. Bunun üzerine başörtüsü var. O başörtüsünü e, artık örf için mi giyiniyor, din için mi? O, o mesele ama bir başörtüsü olduğuna Resulullah sarsın. Yani başörtüsünü çıkarıyor demek biraz uzunca. Demek su da yakınca. E, eskiden böyle kuyular falan ya şeye yakın çok olur çöller çok derin olmaz. Edeki çöllerin kuyular falan. Ee, hani orada gidip de buldozerle şey mi açacak yani 100 metreye 200 evet, metre yani misal doğal kuyular. Ondan sonra e, başörtüsünü, ayakkabısını çıkarıyor. Nasıl güzel bir pratik fikir. Ayakkabısını ne kadar su tutarsa onu da şeye bağlıyor başörtüsüne. Ha, ayakkabısı... Ayakkabısını başörtüsüne bu şey Onu çektiği su kadar köpeği suvarıyor. Yani hadis-i şerifin sonunda hani uzun şimdi Arapçalan oku, okuma vakit yok buyuruyor ki allah Teala Teala'nın ne yaptığı hakkında Peygamber Efendimiz'e bildiriyor Mevlamız'ın e, muamelesi hakkında. فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهَا فَخَفَرَ اللّٰهُ Bak ömrü fuhuşla geçmiş bir kadına başka bir amel de söylemiyor. O köpeği sulamasından dolayı Allah o kadına teşekkür etti. Allah onun günahlarını affetti. Onun için dediler ki Ya Resulallah her hayvanlara mayvanlara su vermekte e, yemek vermekte bizim için sevap var mıdır? Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Her yaş ciğer Yaş ciğer canlı demek Her yaş ciğeri olan Hayatta olan canlının Su varılmasında yedirilmesinde Sizin için büyük ecir ve sevap vardır Evet yani burada günahları sildirebilir mi? Sevap vardır da Şimdi günahkarım diyor ben bilmiyorum Herkesin kendine göre günahı var Ben de kendime göre var o günahları e, efendim e, ne olduğunu bilmesem de bu hadis-i şerifte zina gibi bir kebair büyük günahın da bir su vermekle affedildiğinden bahsedilmesinden yola çıkarak bu delili alabiliyorum ki onun da günahlarının affına vesile olur diyebiliyorum. Evet. Şimdi hocam son soruyu sorayım. Şimdi bir soru var. O çok uzun bir mesele. Ona hiç girmeyelim. Zaten haftaya Mesefler bıraktığımız dolu meselesi. var. Evet. Hiç girmeyelim. Ee, sosyal medyada Engin Ocakçı şöyle bir soru sordu. Tevrat ve İncil'de niçin Kabe ve Kabe'nin kutsallığından bahsedilmiyor? Halbuki Hazreti İbrahim o dinlerin de atası değil miydi diye bir soru geldi. Bunu arkadaşlarımız kenara ayırdı. Evet. Hocam çok bu da çok uzun bir konu. 5 dakikam var. 5 dakika yani, sığdırabilir misiniz bilmiyorum. Yok sığdırabiliriz şöyle ki. Şimdi nasıl bildirilmiyor? E, bunu benim şey şimdi bütün rivayetleri sıralayacak vaktim yok. Hepsi ezberimde de değil tabii şimdi. Onu da itiraf edeyim. Ee, hocam e, o kadar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin benim yüzden fazla eserim var ve 50 bin sayfa yazım var. 50 bin sayfa kitapların toplamı fazlası da vardır mekalatla. Şimdi e, burada bir kitap var ki o e, geçen sene ben her sene Mevlid ayında adam var. Bandırma cezaevinden beri Allah bir mani vermeden bir daha hapse girdim. O, o sene yapamadım, buradaki 2012 hapsinde yapamadım. Bunun dışında e, hapiste olmadığım sürece bu adamı yerine getiriyorum. Her sene Mevlüt ayında, şimdi geliyor, Eylül, e, girdi Mevlüt ayı. E, 14 Eylül akşamı Mevlüt kandilidir. Şimdiden evet. haberdar edelim. E, bizim Hayder merkezinde de konuşma yapıyoruz, peygamberimiz hakkında Mevlüt okuyoruz falan, güzel. İkramlar, hediyeler sunuluyor. Adağınız ne hocam? Evet. Adam bir peygamberimiz hakkında bir kitap yazma. İrili ufaklı. Bunların bazı 400-500 sayfalık büyük kalın kitaplar oldu. bazı evet. Bazısı risaleler bazında kaldı. Mesela kız çocuklarını, üç kız çocuğu olan kız çocuğu büyütme sevabı hakkında bile müstakil risale yazdım. Şimdi bu risalelerden geçen sene diye hatırlıyorum. Ondan evvel de olabilir ama yazdığım risalenin konusu neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Ahmet ve Muhammed isminin, tabi yüzlerce binlerce ismi var, bu isimlerin lukat manaları, istilah manaları, özellikleri, Tevrat'ta ve İncil'de geçmeleri, Zebur'da geçtiği yerler, Kur'an'da geçtiği yerler ve o hadislerde geçtiği yerler. Çok hadis rivayet aldım. Bu kitap, bir kitap planladığımda bir kitap daha var. Son iki de Geçmiş kitaplarda Efendimiz'in geç, geçtiği yerler. O daha detaylı olur ama bu kitabı alanlar, şimdi tam sayfasını veremiyorum, bölümleri belli, fiiristleri belli. Diyor ki, e, Muhammed isminin Zebur'da, Tevrat'ta, İncil'de, Mekke'nin hmm. hicret edeceği yer Yesrib diye geçiyor. O zaman Medine'nin hurmalıklı bir yer olduğu. Ha, o zaman bahsediliyor. Bütün bahsediliyor. Evet. Ama şu andaki tahrif edilmiş ha. peygamber düşmanı, İslam düşmanı Tevrat ve İncil tercemelerinde, Bunlar bir defa asli Tevrat ve İncil değil. İki, meali kim göneye göre yapmış olanınkini de. Dolayısıyla bunlardan veri alınmayabilir. Evet. Mesela diyor ki Allah diyor tur Sina'dan tecelli etti. Musa Aleyhisselam için söylüyor. Tevrat'ta bu ayet. Ondan sonra diyor ki Allah Sair Dağı'ndan zuhur etti, nuru parlattı diyor. O da Kudüs'teki dağ İsa Aleyhisselam'ın doğduğu. Sonda da diyor ki Faran Dağı'ndan da diyor alemlere nurunu parladı. Faran neresi? Mekke ve Hira'nın adı. Ha, o zaman Hira'nın adına kadar dağın Evet. Hira Dağı'nda ilk vahyin geleceği şey de Faran. Faran Dağı diyor. O bunların hepsi var. Bahsediliyor o zaman. Benim o kitabımdan evet. alanlar Ahmet Muhammed Şu anda mesela bu seneki adam çıkacak inşallah. Size de takdim ederim bir tane de sana. Olur hocam ederim. inşallah faydalı. Ahmet ve Muhammed ismini çocuklara takmanın, takanın ve o takılan çocuğun evdeki, ocaktaki, rızıktaki, ölürken, dirilirken, maaşerdeki o ismin ne bereketini görecek Müslümansa. Mesela onu, onu, onu yaptım. 200, 200 sayfa. Peki hocam. Dolayısıyla Tevrat'ta İncil'de hepsi Allah müjdelemiştir. Ama bunların oyunlarına Tabii papazların, hahamların oyunlarına gelmiştir. Peki, hocam çok teşekkür ediyorum, ağzınıza Biz sağlık. Teşekkür ederiz. Güncel meseleler Sağ olun, konuştuk, var olun. dini konular konuştuk, hayatın içinden bazı önemli ayrıntılara da değindik. Şimdilik hoşçakalın, güncel meseleleri noktalıyoruz. Evet.